A-Spor ekranlarından herkese merhabalar. Medya dünyasıyla karşınızdayız. Serkan Korkmaz'la birlikte yaklaşık 2 saat boyunca gazete manşetleri üzerinden gündemi değerlendireceğiz. Serkan Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen şu manşetlere bir bakalım. İlk 5 manşetimize göz atalım. Sonrasında daha sayfalara, detaylara da bakacağız. Foto Maç gazetesinin ilk sayfasında Morata bombası başlığı var. Cimbom Atletico Madrid'li yıldızın peşinde ifadesi söz konusu. Foto Maç gazetesinde Mauro Icardi'nin bonservisini Galatasaray almak istiyor ama bunun gerçekleşmemesine yönelik bazı alternatif çalışmaları da var. Gerçekleşmediği takdirde yapabileceği alternatif çalışmaları da var. Alvaro Morata'nın bu oyunculardan biri olduğunu dile getirmiş Foto Maç gazetesi. Konuşuruz üstüne ama hızlı şöyle bir göz atalım istiyorum. Muhakkak diğer sayfalara da. Kesinlikle konuşacağız. Aslan dediğin böyle olur. Galatasaray'ın bir yıl içinde yaşadığı değişim göz kamaştırıyor. Fanatik gazetesinin haberi, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımın bu haftadaki konumu 13.lük, bu sezonsa sarı kırmızılılar zirvede ve şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerliyor. Yapılan harcamalardan takımın kadro seviyesine kadar pek çok konuyu Fanatik manşetinde değerlendirmiş. Vişça ve Gezal olsaydı puan durumu farklıydı ifadesi Sabah gazetesinde söz konusu. Beşiktaş'ta Gezal, bu soru sorulmuş yazarlara. Beşiktaş'ta Gezal, Trabzonspor'da Edin Vişça sezon başından itibaren forma giyselerdi Süper Lig için nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Bu iki ustanın yokluğu takımların şampiyonluk yarışında şansını etkiledi mi? Soru bu. Bu soruya biz de aramızda bir yanıt bulmaya çalışırız, üstüne konuşuruz. İstanbulspor mucizeye doğru başlığını görüyoruz. Hürriyet gazetesinde 15. sayfada Sivasspor'u 3 golle geçtiler. Boğalar puan tablosunda hemen üstlerindeki Yiğdo'yu yakaladı ifadesi var. Rıza Çalınbay, Halil Umut Meler'e tepkili, çok ayıp ediyor şeklinde bir açıklaması söz konusu. Tecrübeli teknik adamın, İstanbulspor'da tebrik edelim. Hakikaten çok önemli bir galibiyet aldılar. Sevilla'yı böyle yıkacak başlığı da Takvim gazetesinde Portekizli hocanın planlarını pres, enerji ve hız üzerine kurduğu öğrenildi demiş Takvim gazetesinde. Ki zaten Jorge Jesus'un sezon başından beri planları aşağı yukarı bu durumlar üzerinden ilerliyor. Daha farklı bir şey ortaya koyar mı, koyabilir mi Portekizli hoca? Belki bunu da konuşmamız lazım. Manşetlere göz attık, devam edeceğiz. Vereceğiniz manşetler var mı? Hemen 3 manşette ben vereyim. Samsunspor TFF 1. Lig'de liderliği Eyüpspor'dan devraldı. Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu olan milli bilardocularımız yurda döndü ve Karşıyaka Fenerbahçe'yi, hem de iyi oynayan bir Fenerbahçe'yi 102-98 yendi. Bu bence çok önemliydi. Karşıyaka çok mutlu çünkü Fenerbahçe şu anda hani Avrupa basketbolunun elit takımlarından kesinlikle birisi. Karşıyaka'da basketbol kültürü istikrarla devam ediyor. Yani inişlerin, çıkışların yaşanmadığı, belirli bir standardın sağlandığı bir operasyon olarak Karşıyaka Spor Kulübü'nün basketbol operasyonu bence örnek teşkil ediyor. Çok düşük maliyetlerle çok iyi işler çıkartmaya devam ediyor. Bunu bir vurgulamak istedim bir Karşıyakalı olarak. Gönül ister ki futbolda da Karşıyaka kendisini bir an önce 3. Lig'den yukarıya atsın. İşte o konuyu açmasan daha güzel evet olurdu. Evet, futbol takımında da bir toparlanma var hafiften. Var. Ama hak ettiği yerde olmasına daha çok zaman var. Foto Maç gazetesinde manşeti gördük. Morata bombası ifadesi. Galatasaray'dan haberlerle bir başlangıç yapalım. Galatasaray'ın Icardi'yi alamaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Netice itibariyle çok önemli bir oyuncu. Burada da iyi performans veriyor. Farklı talipleri de söz konusu olabilir. Icardi'nin alternatifinin Morata olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Yanlış olduğunu değerlendiririm. Icardi'den sonra Morata hakikaten tatsız olur. Icardi'den Morata'ya düşmek. Icardi'den Morata'ya düşmek değil. Yani Morata başka bir şey şimdi. Yani Morata'yla oynayacağınız oyun başka, Morata'dan beklediğiniz gol sayısı, asist sayısı başka. Morata çok dinamik bir oyuncu, kabul ediyorum. Kesinlikle üst düzey bir forvet. Ama bir golcü mü? Bence Icardi kadar net bir golcü değil. Abubakar kadar net bir golcü değil. Maxi kadar net bir golcü değil. Ben hani Morata'nın kaçırdığı gollerle ilk seneki Beşiktaş'taki senesindeki Batshuayi efekti yaratması riski var. Bunu kabul etmek lazım. Aha. Sen farklı düşünüyor musun? Yok, katılıyorum. Yani bitiricilik problemleri zaman zaman yani oluyor ama o da takım için, Morata'yı alırken de 30 atar, 40 atar, 20 atar diye alırsanız hayal kırıklığı olur. Ama ben Morata'dan 15 gol, 9 asist bekliyorum. Yanları da güçlü, bakmayın siz falan filan gibi bir rotasyonum varsa, yani Morata bazı roller için, işte sen kalkıp işte sağda Gezal, işte efendime söyleyeyim solda gene skorer bir hücum forveti oynatabiliyorsan, arkalarında oyunu iki yönlü oynayan ama skora da katkısı bulunan bir De Bruyne falan varsa, Morata muhteşem bir forvet olur sana. Sen orada skor aramıyorsun artık. Zaten senin skor kaydedecek kadronda işte beklerinle beraber 4-5 kişi varsa Morata ile oyna. Evet. Ama hani Icardi'den sonra Morata hayal kırıklığı yaratabilir haksız yere. Hani onu söyleyeyim. Hı hı. Ama öyle 30 gol, 20 gol beklentileri, 20 yani 20'nin üstünü çok beklememeleri lazım. Peki Galatasaray'ın eğer maddi anlamda imkanları da söz konusu olursa Icardi'nin bonservisini almak bir öncelik olmalı mı kulüp için? Icardi alın diyorsa almak için her şeyi yapsınlar. Icardi ya salın beni gideyim diyorsa almaya çalışmasınlar. Yani Icardi tabii ki politik konuşması en doğru olandır ama hani artık öyle bir noktaya gelindi ki Icardi'nin seviyesi de artık öyle bir seviye ki. Yani Icardi'ye şöyle rahatlıkla şu konuşma yapabilirsin. Baba sen zaten Icardi'sin. Biz de Galatasaray'ız. Ama hani senin öyle Milan'dır, işte atıyorum atılıma geçecek bir Sevilla'dır falan filan oralarda bir gözün varsa sana zaten teklif gelecektir. Hani biz de kendimizi yormayalım, kamuoyu oluşturmayalım, bu konuda bir beklenti yaratmayalım. Sen de bizi ufak ufak alıştır. Aa yok gidişata bakalım salalım diyorsan biz almak için girişimde bulunuyoruz derdim ben. Mesela Dursun Özbek olsam veya Dursun Özbek'in yetkilendirdiği Erden Timur olsam. Açık konuşmak gerekirse şu an bir belirsizlik var ama ben Icardi'nin İstanbul'da kalmaya, Galatasaray'da oynamaya devam etmeye sanki soğuk olmadığını düşünüyorum. Hani öyle yanıp tutuşmuyorsa bile adam mutlu. Yani burayı yani benimsedi yani net bir şekilde ya görebiliyoruz. Yani böyle bir sıkılarak oynamak var. Icardi güleç yüzlü bir çocuk ama bana mutlu geliyor. Yani topla ısınmada bile hareketlerinden anlıyorsunuz bunu. Antrenmanlarda anlıyorsunuz. İşte inişli çıkışlı evlilik hayatının hiçbir şekilde işine yansımadığını görüyorsunuz. Hı hı. Ben bilmiyorum ama hani atıyorum şimdi Milano'da yaşamakla İstanbul'da yaşamak arasında çok ciddi İstanbul lehine de farklar var bazı açılardan. Anlatabildim mi? Yani bilmiyorum ben Icardi eğer yönetime yürüyün derse yürürler gibime geliyor. Galatasaray'dan yine bir haber paylaşalım. Foto Maç'ın arka sayfasında. Okan Buruklu Galatasaray Süper Lig'de 18 takımın 15'ini devirdi. Bu sezon rekorları alt üst eden Cimbom sadece 3 ekibe diş geçirmeyi başaramadı. Adana Demir, Kayseri ve Alanya engelleri aşılırsa 18'de yeni bir tarih yazılacak. Bu 3 takımı yenemedi. Adana Demir maçına da az kaldı. Evet. Kayseri maçına da az kaldı. Adana Demir ve Kayseri'yle deplasmanda oynamıştı. Alanya ile içeride Sacha Boey'nin kırmızı kart gördüğü maç olarak kayıtlara geçti. O enteresandı. Evet. Onun ama yani şöyle söyleyelim zaten ilk 2 maçı değil mi Kayseri ile Adana Demirspor Galatasaray'ın? Evet. Şimdi o 2 maçı kazanırsa Galatasaray zaten sonrasında milli maç arası bay geçeceği hafta falan hepsi üst üste geliyor. Yani bir rahatlayarak gidecek. Şu anda puan farkı maç fazlasıyla 9 yanlış bilmiyorsam. Doğru. Evet maç fazlasıyla. Hani onu bir 12 yaparak girerse maç fazlasıyla ya da maç fazlası olmadan Galatasaray arada gevşetmezse hani çünkü ciddi bir ara daha verecek. Galatasaray'ın bu 3. arası olacak doğru neredeyse. Hani milli takımlara giden oyuncular antrenmansız kalmayacak ama Okan Buruk'la temas kesilecek. Yani Okan Buruk'un belli ki bu takıma ekstra katkı sağladığı bir iletişimi var. Evet. Yani iç iletişimi çok güçlü. Arkadaşça, dostça, işte Inter'de oynamış, daha önce bu ligde şampiyon olmuş, kupa kaldırmış bir teknik adam olarak konuşuyor ve camianın sembol isimlerinden birisi olarak konuşuyor. Yani siz Icardi bile olsanız, ya bu adam Inter'de oynamış, bu ligde bir şampiyonluğu da var falan diye düşünürsün yani. Hani Okan Buruk da Inter'de oynadı. Gerek genel kültür ve zeka olarak hani bütün futbolcularına tatlı tatlı yukarıdan bakabilecek zerafete de sahip. Okan Hoca şu ana kadar çok çok iyi iş çıkardı. Bakalım bundan sonrası neler olacak. 63 yıllık bir rekor kırıldı. Bak evet. Bu sene Galatasaray şampiyon olmasa bile Okan Buruk artık Galatasaray'ın kaderine yazıldı. Yani biliyoruz ki biz Sergen Yalçın yine bir gün Beşiktaş'a gelecek. Doğru. Abdullah Avcı bir gün Trabzon'a gidecek. Yani Okan Buruk bu sene şampiyon olamasa bile Galatasaray'ın kaderine yazıldı. Ben şampiyon olamasa bile devam ederdim diyorsunuz. Fanatik gazetesinde ikinci sayfaya bir göz atalım. Manşette de zaten vardı. Galatasaray'ın bir sezon içerisindeki değişiminden bahsediyor gazete. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atan Galatasaray, geçen sezon ligin aynı döneminde -5 averajla 13. sırada yer alıyordu. Buruk'un takımının 24 haftalık periyotta Terim Torrent'in takımıyla arasındaki puan farkı 32. Yani şimdi şöyle diyelim, geçen sene bu zamanlar 13. sırada -5 averajla yer alan Galatasaray'ın yaş ortalaması kaçtı acaba? Mesela hani neden dedim bunu? Yaş ortalamasını biliyorsun, hiç umursamam. Ama hani geçen sene bir gençleştirme projesi vardı ya. Evet. Hani madem gençleştirme projesiydi, o takımın ideal 11'inin yaş ortalamasıyla bu takımın ideal 11'inin yaş ortalamasını bir kıyaslayalım bakalım. Bu takım daha yaşlıdır. Ne kadar? Yani 1,5-2 yaş civarı bence. Şöyle vay be, ne kadar çok şeydi. Çok da büyük bir fark göremiyorum. Aynen, zaten onu vurgulamaya çalışıyorum. Evet. Zaten siz takım ortalamasını başarı yaş ortalaması olan 26-28 bandından 1,5 yaş aşağı düşürdüğünüzde istisna kovalıyorsunuz. Fransa milli takımının Rusya'da yaptığı istisnayı kovalıyorsunuz. Ya da evet. Ajax'ın Hollanda liginde 2 kere yaptığı istisnayı kovalıyorsunuz. Yani çünkü belli zaten, bu bir bilim. Hani futbolda antrenman bilimi ve diğer bütün pozitif bilimlerden faydalanan bir oyun. Hani mesela istatistikte de şöyle faydalanabiliyorsun. Tüm dünyada 5 büyüklük ve Türkiye'de şampiyon olmuş takımların ideal 11'lerinin yaş ortalamalarına bak. Ve Dünya Kupası kazanan milli takımların yaş ortalamalarına bak. Avrupa Şampiyonası kazananların bak. Copa Amerika, Afrika Kupası'nın dışında tut, orada yaşların ne olduğunu pek bilmiyoruz. Evet. Hani 18 yaşında diye gösterilen çocuğun 14 yaşında oğlu oluyor falan. Evet. Kendisi 22 yaşında olabiliyor. Yani o sebeple hani gençleştirme, ben bir süre başarısız olacağım camia okey misin demektir. Zaten Galatasaray o sezon 13. oldu. Oldu ve camiada okey olmuyor yani netice itibariyle. Olmuyor. Başkan da gitti. Efsane teknik direktörü de gitti. Geçen sezonun 24. haftasında Galatasaray'ın sahaya çıktığı kadroyu yazmış Fanatik gazetesi. Bir okuyayım. Okuma, acı çekeceğim. Okumam lazım. Penya, Ömer Bayram, Van Aanholt kanatlarda oynamış, beklerde. Marka Nelson, tamam. Emre Kılınç, Taylan Çıkıldao, Kerem, Berkan, Babel. Emre Kılınç, Taylan Çıkıldao. Berkan yok yani. Var. O da var mı? Pardon. Tabii, tabii. Berkan, Taylan Çıkıldao, Emre Kılınç, Kerem, Babel. Yani bir de bu sezonkini sayayım. Bazen susmak çok şey anlatır. Muslera, Boey, Nelson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi ama çok daha farklı yani. Mertens de burada 11'in evet. oyuncusu, Zaniolo 11'in oyuncusu olacak. Sadece bu haftalar itibariyle sahaya çıkan takımları karşılaştırmış. Benim için de çok zor bir yıldı gazetesi. Doğrusu. Çünkü biliyorsun Foto Maç'ta sadece Galatasaray yazıyorum. Evet. Zor bir yıldı. Yani herkesi aklı ve vicdanıyla baş başa bırakıyorum yaşadıklarımdan sonra. Gerçekten fazlasıyla sıkıntılı bir süreç. Sabah gazetesinde bir 17. sayfaya bakalım. Sabah'ın 17. sayfasında, ki daha sonra Beşiktaş için de bakarız. Alt tarafta Buruk 12'den vurdu başlığı var. Mehmet Özcan'ın haberi. 49 yaşındaki çalıştırıcı kenardan hamleleriyle takımı zirveye taşıdı. Galatasaray 23 karşılaşmada 48 gol atıp koltuğun tek sahibi oldu. Okan Buruk kulübesini efektif kullanırken hamleleri ve değişiklikleriyle maçları çevirip 12 puan aldı. Yani 12 puanlık bir müdahale katkısı Okan Buruk'tan gelmiş. Galatasaray'a Mehmet Özcan'ın haberleştirdiği bir istatistikler var. Yine bu haberin içerisinde, sayfanın içerisinde. Mertens'in Konya'da ilk 11'de oynamasının da çok zor olduğu dile getirilmiş. Hafta sonu oynanacak, Cuma akşamı oynanacak mücadelede. Büyük bir kayıp olur mu Mertens? Büyük bir kayıp. Mertens'in yokluğu zaten büyük bir bedel ödetiyordu Galatasaray'a neredeyse. Kasımpaşa maçında ister istemez bunu söylemek zorundayım. Hani gözlerimiz Mertens'i aradı. Hani çok net. Muslera olmadığında Muslera'yı gözü arar ya insanın. Net. Evet. İşte ya da ne bileyim Fenerbahçe'de Altay Kale'de değilken, Ferdi sağda değilken onu gözün arar böyle. İşte Beşiktaş'ta Gezalı arayarak geçmiş bir sezon var. Abubakar'ın yokluğunda nasıl hissetmezsin? Yani Galatasaray'da ne kadar anahtar bir oyuncu olduğunu ispatlamış oldu. Kasımpaşa maçındaki yokluğuyla Mertens yani hiçbir şekilde o boşlukta olmuyor. Seneye aynı performansı gösterip göstermeyeceği şüpheli. İşte Hamşik örneğinden yola çıkarsak ki hani Napoli'den geldi diye söylemiyorum ikisi birden. Yaşları birbirine yakın olduğu için söylüyorum. Yalnız Mertens bu sene Galatasaray'da en anahtar oyuncuydu. Okan Buruk'un önümüzdeki senenin Mertens'ini ya da Mertens'in yedeğini ya da Mertens'le beraber belki Mertens'in yedeği olacağı kişiyi bulması gerekiyor orada. Yani Icardi giderse hiçbir şey onun boşluğunu dolduramayacak. Yani bir Icardi daha bulmak diye bir şey yok hayatta. Bir tane var zaten. Yok. Yani Mustafa Muhammed'i almadı Nant diyelim. Çok iyi bir şey bu aslında ama yani Icardi'den sonra hiç kimse kesmeyecek o boşluğu. Buna da hazırlıklı olması lazım Galatasaray'ın. Yani Hacı'dan sonra Snyder'e kadar kesen olmadı. Yani olamaz. Evet. Yani ben Snyder'in Hacı'yı kestiğini çok düşünmüyorum. Yok. Nispeten. Yani tabii. Tabii küçük, ki Hacı. Küçük bir pansuman. Ha, tabii ki Hacı. Yani. Küçük bir pansuman. Ama yani Icardi hani Drogba'lı bir kümenin içinde parlayan bir şey. Yani Galatasaray tarihinde Galatasaray'ın başına gelmiş en güzel şeylerden biri. Okan Buruk'la alakalı şu Mehmet Özcan'ın haberine okurken ister istemez şunu düşündüm. Sezon başında Okan Hoca'yla yolların ayrılması dahi çok sık konuştuğumuz, garip bir şekilde tartıştığımız konulardan ben kızıyordum, bir tanesiydi, hatırlıyorum. Yani oradan buraya gelmiş olmasını hikayenin nasıl yorumluyorsunuz? Salt Okan Hoca açısından bile eğer Galatasaray sezonu şampiyon tamamlayacaksa acayip bir hikaye var ortada. Futbolun adaleti diyelim buna. Hani adil oldu. Şimdi tabii ki diyeceksin ki sen abi adama bir de Zaniolo verdiler. Kadroya baksana Mertens'i oynatıyor. Mata bu takımda ilk 11 oyuncusu değil falan diyoruz. Kerem'e ağız burun kıvırıyoruz. Diğer ezeli rakiplerinin Galatasaray'ın kanat forvetlerine baksana falan. İşte Raşitsa çıkıyor bir anda. Yani Galatasaray'daki kanat forvet bolluğu, son vuruşçu, oyuna son adam Gomis giriyor ve bence hala taş gibi oynuyor. Bak taş gibi oynuyor. Ama Icardi'yi hani Icardi'nin yerine oynayacak kişi değil. Evet. Yani seneye Gomis'le idare edemezsin zaten. Yaşı aldı başını gitti. Ben hani Okan Buruk'un başarısını hiç yadırgamadığım gibi hiç şaşırmadım. Hani kafamda bir şey vardı. Ben açıkçası şu anda Okan Buruk'u an itibariyle başarı buluyorum. Şampiyon olamasa da. 63 yıllık rekoru kırmış bir teknik adam Galatasaray'da. Zaten bir şampiyonluk kupası var. Bir Türkiye kupası var. Ve bunu zayıf konjonktürleri olan, zayıf kadroları olan takımlarla yaptı. Başakşehir çok güçlü bir kadroydu ama camia olarak yani sayfada yer etmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Bak bugün evet. Mesela bakıyorum önümde 10 santimetrekare Karşıyaka'nın Fenerbahçe'yi yenişi. Euroleague takımı Fenerbahçe'yi yenişi. Hani dünya şampiyonu olmuş bilardocular 10 santimetrekare. Hani Başakşehir'de en fazla bu kadar yer bulabilen bir takımken şampiyon oldu Okan Buruk onunda. Ben Okan Buruk'un başarısına hiç şaşırmadım. Benim şaşırdığım şey Boey'in sıçraması, ki Galatasaray'ın bu başarısı hani Boey ile açıklanacak bir şey değil. Dursun Özbek'in başkanlık performansındaki sıçrama, hani bir önceki Dursun Özbek'le şu anki Dursun Özbek dağlar kadar farklı. Hatalarından ders almış. Aynen. Uygun bir kimyada buluşuldu. Farklı farklı aktörler. Erden Timur'u da katabiliriz Dursun Özbek Sekve idaresindeki. Oraya bir Okan Buruk çimentosu geldi. Galatasaraylı, Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaraylı UEFA Kupası'nı yaşamış, yurt dışı görmüş, yabancı dil bilen, genel kültürü üst düzey, zeki, başarılı bir de. Hazır başarılı geldi. Mesela Sergen Hoca hazır başarılı gelmedi. Evet. Sergen Hoca Beşiktaş'ta başarılı oldu. Bu da çok önemli bir şey. Çok büyük bir şey. Daha büyük riskli Sergen Hoca Okan Buruk'a göre. Ama Galatasaray bu sene Okan Buruk'la şampiyon olursa önümüzdeki yıllarda her daim milli takıma aday gösterilecek ve Galatasaray'da olmadığı her dönemde adı Galatasaray'la yazılacak bir yeni teknik direktör efsanesi başlıyor. Peki şunu yapabilir mi? Avrupa'da da takım çalıştırabilecek iddialı bir ligde. Çok üst düzey bir takım olmasına da bunun gerek yok. Bir potansiyel görüyor musunuz? Ya, Türkiye'den gitmenin dezavantajları var. Türkiye'deki çok nitelikli yabancı futbolcular için dahi. Kendi piyasasını çoktan oluştu. İşte bir Nikola Anelka'dan, bir Icardi'den bahsetmiyorum. Yani Batshuayi de bugün Fenerbahçe'nin bonservisli oyuncusu ama Batshuayi ile Fenerbahçe, ya Fenerbahçe sen bir kulüp ara dese Batshuayi o kulübü 2 günde bulur. Bakma sen son gün geldiğine, o hani çeşitli opsiyonlardan evet, hangisini seçeyim beklemesiydi. Şimdi ben açık konuşayım, alırım Okan Buruk'u. Hani hiç düşünmeden alırım. Ama Türkiye'den teknik adam almak, işte Fatih Terim örneği var. Evet. Bilinen en iyi örnek. Bunun dışında Azerbaycan'da deneyimlerimiz var. Alman 2. Ligi'nde Mustafa Denizli var, Aachen örneği. Evet. Bundesliga deneyimi olan, yine bizim çocuğumuz olan Tayfun var. Yani çok fazla bu konuda ihracata başlamadık. Evet. Ama ben yakın zamanda, çok yakın zamanda kaleci, orta vadeli de teknik adam ihracatına başlayacağımızı düşünüyorum. Dileriz olur. Ve Okan bunun ilk örneklerinden birisi Okan Buruk, Emre Belözoğlu. Yani ama Emre Belözoğlu'nun bir sportif başarı etiketine ihtiyacı var şu an. Yaparsa... Bu arada Emre Belözoğlu şampiyon hocası olan Başakşehir'in Emre Belözoğlu olsaydı, Emre Belözoğlu zaten şu anda Avrupa'daydı. Olabilir. Hani ondan hiç şüphem yok. Hürriyet gazetesinde 17. sayfaya bir göz atalım. İlk resmi maçında herkesi büyüleyen Zaniolo, Galatasaray'dan sezon sonu ayrılacağı iddialarına karşın kalmakta kararlı. Bu muhteşem atmosferde Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Hemen sezon sonunda teklif beklemek ya da gitmek gibi bir düşüncem yok ifadeleri söz konusuymuş Zaniolo'nun. Galatasaray'da önce şampiyonluk yaşamak, ardından da Şampiyonlar Ligi'nde oynama düşüncesi olduğu dile getiriliyor Nikolo Zaniolo'nun. Zaniolo zaten büyük bir yıldız. 2 dizinden geçirdiği ağır sakatlıktan sonra kafalarda tabii ki bir soru işareti vardı ama onun üzerine 40-50 maç oynayınca o soru işaretleri de gitti. Güçlü bir fiziği var. Futbolu keyif alarak oynuyor, tutkuyla oynuyor. Futbolda onu seviyor, o da futbolu seviyor. Ama gerçekçi olalım, Icardi kadar şansı yok Galatasaray'da kalmasının. Ama onun da bu pozitif konuşmaları çok önemli. Şampiyonluk yolunda ilerleyen bir takımın ayrılma ihtimali en güçlü 2 ismi için biz ne diyoruz? Vallahi kalabilirler. Hani bak, bu çok önemli bir şey. Ama mesela Jesus için ne diyoruz? Gidiyor. Kesin gitti diyoruz. Bak, evet, kesin gitti diyoruz. O işte yok şeydeki açıklaması falan değil. Restoranda kendisiyle konuşan ahbaplarıyla. Hiç ondan tamamen bağımsız söylüyorum. Zaten 1 yıllık anlaştı. Şampiyon yapsa da yapmasa da kalmak istemediğini derken hani en başından zaten kalmayı planlamadığını ve en başından da bunu söylediğini. Evet. Bu yüzden de 1 yıllık sözleşme yaptığını artık hepimiz biliyoruz. Kalırsa büyük bir sürpriz olur. Ve bu da ancak şampiyonluk halinde gerçekleşir. Mesela Okan Buruk şampiyon olamasa da kalabilir. Çok yüksek ihtimalle demeyeyim ama yüksek bir ihtimalle. Fakat Jesus şampiyon değilse zaten Fenerbahçe onunla devam etmez. Zaten Fenerbahçe etmez. Jesus gitti demeyiz biz ona. Yani Fenerbahçe'de iyi ki bir yıllık yapmışız der. Ama şampiyon olursa Fenerbahçe bir yoklar. Jesus zaten yanıtını önden hissettirmiştir. Bana hiç gelmeyin diye. Hani benim tahminim Jesus şimdi sen devam etmeyeceği hadi neredeyse diyeyim almost. Neredeyse kesin bir teknik direktörle şampiyonluk yarışı veriyorsun. Ve bence çok başarılı da bir sezon geçiriyorsun. Fenerbahçe'nin talihsizliği 63 yıllık rekor kıran bir Okan Buruk Galatasaray'ı var karşısında. Bak Fenerbahçe geçen senenin rakamlarıyla hani dedin ya geçen sene bu hafta Galatasaray 13.'üymüş. Evet. Geçen sene bu hafta şu anda bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin puanı kaçtı acaba? Mesela. Yani Fenerbahçe iyi giden bir takım. Yani şu anda abi rakibinde Icardi oynuyor. Kalesinde Muslera var. Adam bir de devre arasında Zaniolo alıyor. Mertens'ten bahsetmiyoruz. Mertens oynamadığında Galatasaray kötü oynuyor falan. Hani böyle bir takım Galatasaray. Yani Kerem acaba yedek mi çıksa falan diyorsun. Abi, bilmiyorum yani Torreira, Milan ilgileniyor Torreira ile. Oliveira'nın ne olduğu zaten belli. Orta göbekte Abdülkerim Nelson ikilisi Marcao Nelson'dan çok daha iyi bir ikili. Hani, Abdülkerim gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Hani, şaşırdık mı? Çok şaşırmadık. 2-3 maç zorlandı diye çocuk. Başta bayağı bir kötü konuşmalar olmuştu. Herkesi utandırdı. Boye kadar utandırdı. Oysa ki hani Boye neredeyse sıfırdan bir sıçrama yaptı. Sacha Boey konusunda ama biz Abdülkerim geçen sene izledik. Abdülkerim zaten iyi bir stoperdi. Sacha Boey konusunda ama Okan Hoca, Galatasaray yönetimi biraz şans faktörüyle de ilerledi yani. Onu da kabul etmek lazım. Tamamen bu oyuncu kampa götürülmedi. Dubois sakat değil, gitmek istemedi. Gitmek istemedi ya da Dubois sakatlanması oynama ihtimali yoktu. Ama bak bu çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Burada avukatlığını yapmak için değil Okan Buruk'un. Seve seve de yaparım. Hiçbir gocunmam yani. Okan Buruk avukatlığından ona bu kadar saldırı olduğu dönemde şu anda olmuyor. Yani şu anda yani en kötü gittiği dönemde gitsin Okan Buruk'la olmayacak denen dönemde de savunduysam şimdi de savunurum. Lütfen yadırganmasın. Hani birisi Jesus'a kötü teknik direktör derse onu da savunurum. Kimse de diyemez herhalde değil mi? Evet. Yani Okan Buruk'un Sacha Boey konusunda bir katkısı yok belki de. Tamamen Sacha Boey'e mal etmeliyiz. Evet. Ama onu yurt dışı kampına götürmedi cümlesi değil diyorsun. Külliyen yanlış. Sacha Boey ben ayrılmak istiyorum. Kampa gelmeyeyim de kulüp arayayım diye gitmedi kampa. Yani burada Okan Buruk sen gelme. Tamam o zaman gelme dedi ne yapsın ya sen gitmek istemeyen bir adamı niye götüreceksin? Götürmez. Hayır geleceksin kardeşim orada her gün koşacağız zıplayacağız hoplayacağız sağlık topu atacağım sana falan. Hani böyle bir şey diyemezsin adama. Adam ben kulüp arayacağım gidiyorum baba diyor. Sen de Dubois'ı almışsın. Fransa milli takımı görmüş adam. Yani orada bence Okan Buruk'un hani nadir hatalarından biri falan denecek bir durum bile yok. Yalnız Dubois'ın da sakatlanması o sezon başında Galatasaray'a belki de 10 milyon euronun üstünde bir para kazandırdı. Sacha Boey ve Dursun Özbek'teki performans sıçraması evet. Bence kitaplara konu olmalı. Evet. Dursun Başkan tabii ki akıllı, çok iyi eğitimli, çok başarılı bir iş adamı. Dursun Özbek hatalarından dersler çıkarmamış. Dursun Özbek Galatasaray'ı yalayıp yutmuş. Bak Dursun Özbek Galatasaray konusunda senin benim kadar bile bir şey bilmiyordu ilk başkanlık deneyiminde. Anlayamıyordu. Kimle nasıl hareket edeceğini, camiaya nasıl sesleneceğini, kamuoyuna nasıl... Şu anda Galatasaray'ı çözmüş, az gözüken ve Erden Timur... Yani Okan Buruk'un Icardi'yi kullandığı gibi de Erden Timur'u kullanan bir takım oyunu çerçevesinde konuşuyorum. Hani kullanma kelimesi irite etmesin. Çok büyük bir başkanlık performansı sergiliyor. Nerede abi Dursun Özbek? Hiç yıpranmıyor. Evet. Hiç yıpranmıyor. Hani başarılı olduk, öne geçeyim falan da demiyor. Okan Buruk'u da rahat bırakıyor. Yetki verdiği zaman zaman Erden Timur'u da rahat bırakıyor. Bir tek böyle oturmamış figür çok başarılı olacağına ve katkı sağlayacağına inandığım Cenk Ergün var. Futbol operasyonu için konuşuyoruz tabii ki. Cenk Ergün de benim anladığım kadarıyla gazetelerden, yani muhabirlerin haberlerinden takip ettiğim kadarıyla ufak ufak o ortak aklın içine giriyor. Yani Cenk Ergün'ün deneyimlerinden faydalanmalı Galatasaray. Evet, biraz dışarıda kalmıştı sanki sezon başında ama şu anda evet. Ben de aynı gözleme katılıyorum. Evet şu anda Cenk Ergün de yani o da iyi bir Galatasaraylı. Yani evet. Cenk Ergün profesyonel deyip geçeceğim birisi değil. Galatasaray Lisesi mezunu, daha önce başarılar yaşamış, yaşatmış. Kulüpte çok uzun yıllar çalışmış. Hani temsil gücü yüksek. Hatta yani farklı dilleri de bilir. Bana İlhan Palut'la yaşadıkları bir tartışma anlatıldı. Hı hı. İlhan Palut'un Konya'dan gitme sürecindeki en önemli maddelerden birisi Cenk Ergün'le yaşadığı tartışma, kavgaya çevirmeye çalıştığı tartışma, iddia bu tabii ki. Cenk Ergün'ün oradaki tutumlarından Galatasaray ne kadar hoşnutsa, çünkü hani Galatasaray'ı temsil eden birisi gibi, İlhan Palut'un tutumları büyük bir rahatsızlık yarattı. Söylemleri, dili, tavırlarıyla. Özür dilemesine rağmen Konyaspor yönetimin içi soğumadı. Sen bizi kötü temsil ettin diye. Yani sportif başarısızlıktan gitmedi İlhan Palut. Hı hı. Cenk Ergün'le yaşadı ki Cenk Ergün de neden yaşadığını bilmediği bir tartışmanın içinde buluyor kendisini. Hani neden? Nerede oluyor bu tartışma? Hiçbir fikri yok kimsenin. Hı hı. Muhtemelen birisinden kötü bir tutum ya da bir kötü bir söz duyuyor İlhan Palut. Onu Cenk Ergün sanıyor. Oysa ki Cenk Ergün'ü tanısa, ha kesinlikle Cenk Ergün değildir, kim acaba diye başkasına bakması lazım, evet, geldiğini anlardı. İlk eleyecek kişilerden biri olabilir. Yani temsil gücü de yüksek birisi Cenk Ergün. Evet. Galatasaray'a dair haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Takvim gazetesinde 14. sayfada Di Maria'nın adı görünüyor. Rota yeniden Serie A başlığı var. İtalya'da oynayan 6 ismi kadrosuna katan Aslan Dümeni yine çizmeye kıracak demiş Takvim gazetesi. Di Maria, Belotti, Gagliardini ve Sandro isimleri burada ön plana çıkmış. Bak burada duralım, seninle çok keyifli verkaçlarla kaleye ilerleyeceğimiz bir sohbet başlatmak niyetindeyim. Umarım başarabiliriz. Deneyelim. Elimizden geleni yapalım. Türk futbolunun ağabeyi hangi ekoldü? Türk futbolunun ağabeyi. Alman ekolüydü. Şimdi yemeyelim birbirimizi. Hani tamam. Piontek Polonyalıydı diye. Çok başka şeyler düşünmeye başlamıştı. Yani Piontek de Alman ekolüydü. Evet. Derval zaten Alman ekolüydü. Bizim zaten bağlarımız var. Orada yaşayan Türkler, milyonlarca Türk yaşıyor ve kaçıncı kuşak? 4. jenerasyon oldu galiba. Sanıyorum. Artık iş adamları, akademik kariyer yapanlar. Hani Almanya'da çok ciddi bir Türk nüfusu var ve etkin bir nüfus bu. Hem ekonomide hem de sosyolojide hem de siyasette. Evet. Ve hani bizim Almanya ile ki Almanya'nın bu kadar hani işte futbol 11-11 oynanır, Almanlar kazanır gibi bir örnekken de bizim orada yetişen futbolcularımızla birlikte, oradan aldığımız teknik adamlarla birlikte bizim Almanya ile böyle bir çok yakın, organik bir ilişkimiz vardır Alman futboluyla. Evet. Ama biz bir Alman futbolu, Alman ekolü değilizdir. Yani milli takımımızın hocası Alman. Yani bu arada. Yani o kadar yani. Yani Alman olmasında bir sıkıntı yok da bu Alman olmasında abi, bir sıkıntı. Daha başka bir Alman mı? Ben çok seviyorum. Çok düzgün bir insan Stefan Kuntz ama hani hatta mümkün olduğunca da desteklenmesi gerektiğine inanıyorum hala. Ben de hayatının geri kalanında desteklemek isterim. Yani milli takımda da destekleyeceğiz tabii ki. Evet. Ama hani bakalım şu iki maçtan sonra bir daha konuşuruz. Şimdi çok yaklaştı artık o iki maç. Evet. Şimdi bizim Alman futboluyla böyle bir etkileşimimiz var ve bu çok doğal bir sonuç. Artık inkar edilemez bir boyuttaydı. Evet. Fakat son dönemlerde dikkat edersen işte Fagioli'si, Montella'sı, işte bir Mancini, kısa bir Mancini. Prandelli. Şu an hala Pirlo mevcutta. Yani Pirlo Türkiye'de arkadaşlar. Evet. Pirlo Türkiye'de çok köklü bir kulübümüz ama İstanbul'un bir semt takımının başında. Pirlo. Evet. Yani Pirlo'nun futbolculuğunu izlemeyen Z kuşağından arkadaşlara Pirlo'yu şu anki kime benzetebilirsin? Jorginho'dan çok daha iyi. Çok daha büyük futbolcu da hani evet. Şu anda en popülerlerden biri ya o mevkide. Kendi mevkisinde vatandaşı. Yani, şampiyonluk falan yaşadı milli takımıyla. Hani tam o kadar da haksızlık etmeyelim Jorginho'ya. Hayır, kariyer olarak kıyaslayabilirsin. Evet. Oyuncu olarak kıyaslayanın alnını karıştırırım. Kariyer olarak Pirlo çok büyük futbolcuydu. Çok. Şu anda Türkiye'de hakikaten çok köklü bir kulübümüz. Karşıyaka'nın da kardeş kulübüdür, Karagümrük. Ama İstanbul'un bir semt takımının başında. Bak, Montella ne işler yapıyor? Kimse kusura bakmasın. Hani kimse yanlış da anlamasın. Hadi Jesus kesin gidecekse, Abdullah Avcı ile Montella boşta. Hani Ali Koç hani çok uzaklarda aramasın gidip. Montella başka ülkelerin cumhurbaşkanlarıyla öğle yemeği yemesine gerek yok Montella yani. Montella boşta değil de. Değil ülkemizde. Ama sözleşmesi bitiyor. Bir de hani şimdi Montella'da Ya ben hani Adana Demirspor'un ona sağladığı şartlar, kadro, Sayın Başkan Sancak kızacaktır bana ama ya şimdi Fenerbahçe'de yanıyor şampiyonluk diye ya. Ya sen Montella'yı düşünmez misin? Düşünülebilir. Şimdi bunu aslında... Ben genel anlamda o temsilden bahsediyorsunuz ya, o temsil kabiliyetini de... Kardeşim adam Balotelli'yi yönetti ya. Evet. Ya bırak her şeyi geçtim. Balotelli'yi yönetti. Balotelli'den verim aldı. 3,5 yıl sonra Balotelli İtalya milli takımına gitti kardeşim. Yani bu bile Montella'yı çok başarılı bir teknik adam yapar. Balotelli'yi aldı. Türkiye'de orta sıra olması beklenen bir takımdan zirveyi zorlayan bir takım üretti. Balotelli makine gibi gol attı ve Balotelli İtalya milli takımına çağrıldı yıllar sonra. Şu cümle bile Montella'nın kariyeri için altın değerinde. Bu sezon için elinde sağlam bir santrfor yoktu. Buna rağmen Belanda'yla falan değiştirdi. Yaptı adam bunu ya. Tabii Belanda'yla, Emre Akbaba'yla ön tarafta. Muazzam yani. Muazzam bir başarıdır bu. Abdullah Avcı, yani bir şey söylemeye gerek var mı? Çok nitelikli, kaliteli insan olarak da, teknik adam olarak da. Şimdi bu ikisi boşta. Evet. Şimdi hani ben açıkçası eğer Jesus kesin gidiyorsa Fenerbahçe'ye yerinde olsam Abdullah Avcı mı, Montella mı falan diye düşünürdüm. Ha, Murat Başkan kızar bize ama hani Murat Başkan hay Allah falan, hani ne yapacaksın abi? Şimdi İtalya futbolu Türkiye'de bir yer edindi. Hamşik'in Trabzon'da verdiği katkı. Hamşik nereden geldi? Kariyerinin neredeyse tamamına yakın nerede geçirdi? Napoli'de geçirdi. Yani Hamşik de İtalyan futbolunun bir parçası. Evet. İşte Mertens Belçikalı oldu diye Belçika futbolunu temsil etmiyor bu ülkede. Nereden aldın onu? Kaç yıl Mertens oynadı? Mertens Napoli'yi temsil ediyor. Napoli'yi temsil ediyor. Mertens'e bakınca herkes Napoli görmüyor mu? Evet. Mertens sonrasında şimdi Zaniolo falan gibi ataklar var. Galatasaray'da ufak ufak böyle her yabancı teknik direktör rüzgarı estiğinde bir Alman, yani arabayla teknik adam Alman olacak gibi bir durum vardır. Fransız ekolü sözde Galatasaray. Ama aslında siz konuştukça düşünüyorum. Bizim aslında İtalya açmaya çalışıyorum ben tamam, zaten. Çok büyük bağımız var. Can Bartu İtalya'da oynadı. Metin Oktay İtalya'da oynadı. Fatih Terim hocalık yaptı. Okan Emre gittiler. Inter'de oynadılar. Onun dışında Giuseppe Meazza mı Beşiktaş'ı çalıştırmıştı? Evet. Giuseppe Meazza. Tamam, yani bunun gibi birçok örnek de var. Aslında biz ne kadar Almanya ile bir bağımız olsa da bir gözümüzde İtalya'da. Artemio Franchi çıkarsa şaşırır mısın? Şaşırmam. Olabilir. Yok Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza. Bir bak bakalım. Bakacağım. Merak ettim. Evet. Ama İtalya futboluyla da bir bağımız var kuşkusuz. Orada da bir Akdenizlilik var tabii ki. Yani tabii 1949'da ilk kez İtalya dışında görev yapıyor. Beşiktaş'a geçiyor. Çünkü ama 5 ay kalmış. Giuseppe Meazza San Siro, işte orada bir VTR hazırladığımı hatırlıyorum, muhabirlik döneminde 90'lı yıllarda. Giuseppe Meazza Inter efsanesi. Evet. Yani hakikaten böyle bir bağımız var. Ama aynı stadın iki adı var diye özetleyelim bilmeyenlere. Bilmeyenlere. Evet. Inter oynadığında Meazza, Milan oynadığında San Siro olarak devam ediyor. Ve bakıyorum... ne diyorsun? Hani artık bir eksen kayması futbolda yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Abi yani kusura bakma, stoper alacaksın. İtalya'dan alabilirsin. Git gözü kapalı al abi. Hani Serie B'ye kadar gidebilirsin. Hayır, mesela... Hani bak mesela Süper Lig'e çıktık senle. Alttan. Aşağıdan geldik, Süper Lig'deyiz. Beklenmedik de bir başarıydı. Ya 2-3 tane de transfer yapıp hani bir kendimizi şöyle Süper Lig standartlarına doğru çekelim dersek abi bir iyi bir kaleci alalım. Çünkü mesela Türkiye'de çok iyi kaleciler var da bulamadık. Hemen bir İtalyan bakarım yani. Bakılır. Almanya'da İtalyan bakarım, bak ne yalan söyleyeyim. Ben de Alman bakarım önce, ama sonra stoper, İtalyan bakarım. İtalya'da ya işte Sassuolo'nun 3. stoperi var bir tane falan. Al abi al, hiç bakma falan. Kaset maset izlemem yani. Bir örnek daha vereyim. Karagümrük kalecisi Viviano. Daha neler var ya? Mesela, biz bayağı İtalyanlaşıyoruz. Tabii biraz ki takımın içinde çok olağanüstü bir oyuncu değil ama sağlam bir oyuncu. Futbolu çok net bildiği belli. Neler var? Biglia'nın kısa sürede yaptığı. Ya Biglia tanınmayan bir oyuncu muydu ya? Ricci. Biglia tanınmayan bir oyuncu muydu? Tanınan. Hepimizin çok iyi tanıdığı bir oyuncuydu. Şimdi Biglia geldi, bak hemen kısa sürede nasıl değer kazandı? Tık tık. Evet. Yani çok da parlak bir yetenek olmamasına rağmen. Çünkü neden? Adam İtalyan futbolunun tipik bir İtalyan orta saha. Hatta bir model eskisi. Evet. Ama o burada iş yapıyor işte. Yapıyor. Yani bu ligin en fazla skor katkısı veren oyuncularından biri, hatta ikincisi olabilir. Borini. İtalyan. Yani bitmiş var, gibi görünen var. Bir İtalyandı bu arada ama... Daha da var. Var. Şimdi bir İtalyanlaşma genel olarak ligde var. Galatasaray'da da, şimdi sen Inter forması giyen Okan Buruk bu rüzgarı kaçırır mı? Yelkenini, Inter forması giyen Okan Buruk yelkenini İtalyan ekolüyle doldurdu. Ve ilerliyor. Bence oradan da gitsin. Bak şeye her zaman sıcağımdır. Çok ahlaklı adamlardır, iş ahlakı yüksek adamlardır. Kuzeyli stoperler falan. Abi al işte git Çek. O kadar kuzeye de gitmene gerek yok. Orta Avrupa'da da dolanabilirsin yani. Hani Çek liginin 3.'sünün 2 stoperini al koy. İş yapar ha, bak ben sana söyleyeyim. Yani gerçekten iş yapar. Yapabilir. Hani oradan darbeyi oradan yemezsin. Hani ama İtalyan ekolü bir seçim. Fakat bizim futbolumuz milli takımlar bazında, Avrupa'da sergilediğimiz iç saha dış saha performansları bazında henüz ekolleşmekten çok uzak. Yani Alman ekolünden bir şeyler aldık 80'lerde, 90'larda. Şimdi çok yeni bir şey bu. 2020'ler diyebileceğimiz bir şey. İtalyan futboluyla bir ekstra yakınlaşmamız oldu. Fatih Terim'in gidiş sürecinde o bir, hani nasıl diyeyim, anlık bir flört gibi bir şeydi. Ama şu anda kalıcı olmadı. Şu anda kalıcı bağlar kuruluyor. Evet. Ve buradan da doğru bir şeyler alarak belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde işte biraz Akdeniz, biraz Alman ve bizim şeyimizde, sen şimdi şairsin. Şair yeteneği hissediyorsun. 12 yaşında bir çocuksun. Ergenliğe doğru koşuyorsun. Şiirler okuyorsun. Artık kalmadı şiir miyir diye bir şey ama sonuçta etkilendiğin insan, Orhan Veli'den etkileniyorsun. Değil mi? En az etkilendiğim şairdir. 12 benim yaşında o bahsettiğiniz çocuk benim 12 yaşında. Ben de. Aynı, evet. Ben de aynı durumdayım. Ben de Orhan Veli benim de çok etkilendiğim bir şair değil ama çok büyük adam tabii ki. Evet. Hani zevk meselesi deyip geçiştirilmeyecek kadar büyük bir adam. Ama neden etkilenmediğimiz onun o dönemki şartlardaki etkilendiği gerçekçilik akımıyla ilgili. Yani biz artık daha böyle fantastik şeylere kaymış. Biraz daha düşünmek isteyen bir çocuk olarak. Yani kalkıp David Lynch izledikten sonra ne bileyim müzik olarak daha radikal, hatta bağımsız. Ya Pink Floyd dinlerken indie rock falan dinledikten okuyamazsın. Aynen. Ondan sonra tekrar yani oraya dönmek diye bir şey yok. Evet. O yüzden ama tabii ki yerini sağlamlaştırıp ona hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. %100. Futbolda da aynı şeyler geçerli. Bu futbolu kuranlar, bizim şu andaki futbolumuzun temellerinde Özkan Sümerler, Gündüz Tekin Onaylar, Ahmet Suat Özyazıcılar, Metin Türeller var. İyi olan taraflarında. Yani biz çok kötü bir başlangıç yaptık. Uzun süre paralar akıttık. Hiçbir şey elde edemedik. Uzun bir süredir de patinaj çekiyoruz 2000'lerden bu yana. İşte Avrupa Şampiyonası katılımları, Dünya Üçüncülüğü, Avrupa Kupası'nda yarı finaller falan oynadık. UEFA Kupası kazandı bir kulübümüz ama patinaj halindeyiz. O atılımı yapamıyoruz. Yapamadık. Sebebi ne? O eşiği geçemedik. Etki alanımızı ekonomiye çeviremedik. Yani bu büyük sevgiyi, bu büyük adanmışlığı, bu kadar zaman ve para harcadığımız şeyi bir ekonomiye çeviremedik. Yani Müslüman ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler, işte Avrupa'da yaşayan Türkler etrafında bir Türk futbolu değeri yaratamadık. Portekiz mesela Brezilya ile akrabalığını kullanarak bir pazarlama ağı kurdu. Yani hakikaten çok özür dilerim. Çok kıymetli, kaliteli teknik adamlar, futbolcuları var ama hani benim nezdimde 70 cent etmeyecek insanlara milyonlarca eurolar, sadece bizler de değil, İngiliz'i de, İspanyol'u da akıttı. Ama bunu bir ekonomiye çevirdiler. Ülkenin bir girdisi bu futbol. Biz de bunu yapabiliriz ama nasıl yapacağız? Yapamayız. Biz sadece günü kurtarmaya yapamayız maalesef. Foto maçta bir 3. sayfaya bakalım. Fenerbahçe ile ilgili haberlere devam edeceğiz. Az sonra da kısa bir aramız var. Ara sonrası yine sarı lacivertlilerle programı sürdüreceğimizi söyleyelim. 3. sayfa foto maç. Zafer için 5 değişiklik. Jesus Sevilla rövanşına bambaşka bir sistem ve kadroyla çıkacak. Fenerbahçe üçlü sistemle çıktığı ilk maçta güzel oyuna rağmen istediğini alamamıştı. Kanarya'nın hocası rövanş öncesinde sistemle beraber 5 ismi değiştirme kararı aldı. Jorge Jesus turu geçmek için offside taktiği ve agresif prese yine büyük önem veriyor demiş. Foto Maç gazetesi. Sevilla'da 2 sakat var. Bunlardan biri Bono. Bono'yu zaten kullanmadılar. Avrupa Ligi'nde son maçlarda Dimitrović'le oynuyorlar. Nianzo'nun sakatlanmış olması ben oyuncu için kötü. Fas milli takımının kalecisi. Ay, izledim sanki yakın zamanda. Oynadı, geçen hafta oynadı. Atletico Madrid'den 6 yedikleri maçta da Bono kaledeydi. Yani kupada Dimitrovic'e döndüler. Yo, bu hafta bir problem yaşadı. Nianzo da sakatlandı. Nianzo eldeki stoperler arasında gerçekten stoper olan tek kişiydi. Sakat olmayan. Seviye onu da kaybetmiş gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin değerlendirmesi gereken bir takım avantajları var. Ama sizce bunu başarabilecek mi Sarı Lacivertler? Çok büyük haksızlık olarak gördüğüm, kolay hazmedemediğim bir skor oldu. Evet. Sevilla'daki skor. Oynanan oyuna bakınca. Gerçekten çok haksızlık bu falan diye bağırmak istiyorum Calimero gibi yani. İlk yarısı 2-0 Fenerbahçe lehine bitmesi gereken maçı 2-0 kaybetmiş olması. Evet. Hakikaten bir dert benim için. Fakat hala Fenerbahçe'yi favori görüyorum ya. Çünkü şu Almanya maçını da izledim ben. Ben oturdum, ben zaten hemen her maçı izliyorum biliyorsun. Ama yani Sevilla Almanya maçında gerçekten çok kötü bir takım Sevilla ya. Evet. Yani Fenerbahçe fersah fersah üstün bir takım ondan. Nasıl bir kadroyla, nasıl bir taktikle çıkacak? Bu değişiklikler benim kulağıma çok hoş geliyor. Her biri. Bahsi geçen her değişiklik beni maça dair daha da umutlandırdı. Emre Mor veya Rossi'nin oynaması bekleniyor. İrfan Can'ın yerine Arda Güler. Ah bak, bu bile yetti bana. Lincoln yok. Osterwolde'nin orada görev yapması mümkün. Onu bilemiyorum ki yani. Şimdi bu... Ya Ferdi'yi sola atıp Osayi Samuel'i de sağ kanatta değerlendirebilir hocam. Bu daha mantıklı geliyor bana. Elinde öyle bir opsiyon var. Bu bana daha mantıklı geliyor. Miguel Crespo'nun formundan memnun değilmiş. Miyazayt'sı düşünüyormuş. Ya skor üretmek istiyorsan Crespo'dan Zayt'sa bir geri dönüş yapabilirsin. Mert Hakan da yani bir oynuyor bir oynamıyor, bir sakatlık problemi, sakatlığı bir sorunu yok. Hayır. Ama hocanın Mert zaten Hakan, yani kafasında bir baksın bakalım Zayt'sla, olmadı Mert Hakan'ı denesin. Mert Hakan enteresan bir çocuk ya. Ben çok yetenekli. Biraz kontrollü güç olması lazım. Evet. Bence de çok yetenekli. O mevkideki en yetenekli oyunculardan biri Fenerbahçe'deki. Evet. Ben çok beğeniyorum. Ama sıkıntı yeteneğini, o mevki kalabalık. Tavırlarını değil. O mevki biraz kalabalık. Yani 2 forma var 8 numara için. Evet. Elde 5-6 adam var. Ya şu anki Crespo yalnız çekilecek eziyet değil ya. Evet, gerçekten kötü bir görüntü. Yani ne oldu çocuğa bilmiyorum. Toparlansın bence. Kendi kariyeri olumsuz etkileniyor. Yani çok da iyi yerlere doğru yelken açıyordu o da. Evet. Yani önü böyle, açık gibi görünüyordu. Yani böyle giderse onu izleyenler de olumsuz rapor verecekler. Bak mesela Fanatik'te diyor işte zaten izlemeye gelecekler şimdi diye. Kısa ara vereceğiz. Dönüşte Fanatik gazetesinde 3. sayfadan devam edeceğiz. Rövanşta Kadıköy'e gözlemci yağacak başlığı ekranda olacak. Neden? İçini doldururuz ama az sonra. Medya dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Fanatik gazetesinde 3. sayfaya bir göz atacağımızı söylemiştik. Fenerbahçe'nin Sevilla ile oynayacağı rövanş mücadelesine gözlemci yağacağını dile getirmiş Fanatik gazetesi. Atilla Salay, Miguel Crespo, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin 4 yıldızı Sevilla karşısında takımlarını tur getirmek için ter dökerken Avrupa'nın dört bir yanından gözlemciler de onları mercek altına alacak. Dev takımların yetkilileri Perşembe günü tribünde olacak demiş gazete. Ama Crespo'nun ilk 11 çıkmama ihtimali üzerine de tartışılıyor, konuşuluyor. Bunu biliyoruz. Göreceğiz hocanın kararını ama bu 4 isim arasında Fenerbahçe'ye en büyük geliri kazandıracak oyuncular sizce kimler? Nasıl bir sıralama yapılabilir? Ferdi ile Arda. Şimdi Arda bu maçta işte frikikten bir gol atıp bir asist yapabilir mi? Yapabilir. Gayet mümkün. İşte bence o zaman sahada olduğu her dakika. Ya bu uluslararası arenada ki başarılı anlık performanslar bile mutlaka transfer dönemlerinde karşılık buluyor. Bence genel olarak bakıldığında yakın zamanda bu soruyu sormuştum. Yine böyle katıldığım bir programda. Ferdi mi Arda mı demiştim. Fenerbahçe'de işte o giden gözlemcilerden biri biziz. İkisi yani 4 oyuncuyla Fenerbahçe hani satış listesine koyma vardır ya. Evet. Yani aslında menajerlik oyunlarındaki gibi öyle bir şey yaşanmıyor gerçek hayatta. Biz işte şunu satış listesine koyduk falan böyle bir şey olmuyor. Ama menajerlik oyunlarında olurdu. Hala sürümler o şekildeyse yanlışlık var bence orada. Hı hı. Öyle bir şey olmuyor çünkü işte Sevilla bilmem ki Fernando'yu satış listesine koydu falan. Öyle gerçek hayatta öyle bir şey yaşanmıyor. Ama hani Fenerbahçe'den bir oyuncu alacağız. Kimi alırsın? Ferdi mi Arda mı diye soruyorsan çok zor soru. yetenek olarak kıyaslamam. Hani Arda bence olağan dışı bir yetenek, yani üstü dışı bambaşka bir şey. Ama Ferdi'nin performansı çok etkileyici. Yani sol bek, sağ bek, sol açık, sağ açık, 8, 10. Hani bu çocukta bir kere Avrupa'nın kalbur üstülüklerindeki elit takımlarda oynama potansiyeli çoktan hissedildi. Yani tek maçlık bir performansla değerlendirilmez Ferdi. Evet. Yani Ferdi mesela o gün gününde değil, çok iyi oynamadı, parlamadı, ışıldamadı. Ferdi'nin şansı devam eder. Ama Arda için böyle bir şeye ihtiyaç var çünkü zaten çok az şans buluyor. Bir ya da iki kere ligde 11 çıktı. Bir ya da iki. Yani ya bir maç ya iki maç. Hı hı. İlk 11 çıktığı maç sayısı ligde. Avrupa'da da 2 ya da 3. Yani eğer Perşembe günü Arda ile oynarsa Fenerbahçe, ki Arda'nın beni izliyorlar, beni izlemiyorlar, maç önemli, maç önemsiz, anlık skor lehimize, aleyhimize, böyle bir düşüncesi yok. Arda ligde 2, kupada 1, Avrupa'da 3. Toplam 6. Bilmişim. Evet, evet. Hani 2 ya da 3 demiştim, evet, Avrupa'ya. Evet. 6 tane maçta ilk 11 oynadı Arda. Normalde bence 26 olmalıydı. Ha, bu kadar farklı düşünüyorum. Ama Ferdi 20 küsür maç oynamıştır. Yani evet. Hiç bakmaya bile gerek yok. Hani bütün kulvarlarda. Ve Ferdi gelişti. Ferdi dönüştü. Ferdi yükseldi. Ferdi şu anda Fenerbahçe'deki en iyi şey. Ama en büyük yetenek mi? Hayır, değil. Arda. Ben açık konuşayım. Arda ile Ferdi'yi izlerdim yaşları itibariyle de. Sonuçta artık takımların 50 maçın üstüne çıktığı sezonlarda sezonlar yaşanıyor. Ve biz hani senle Barcelona'nın scoutuysak gelip hani farklı bölgelerde, yani biz buraya sol bek almaya gelmiş olup sağ açık alabiliriz. Çünkü zaten kadromuzda sürekli bir rotasyon, bir sirkülasyon var. Ben hani Arda ile Ferdi'yi izlerdim onların yerinde olsam. Ama Arda'nın Perşembe günkü performansı kariyeri açısından çok belirleyici olacak. Sizce verecek mi hoca 11 şansı Arda'ya bu maçta? Abi hakikaten zor. Bak bu benim hiç beklemediğim zor bir soru. Yanıt veremedim. Yani vermemesi diye bir ihtimal düşünemiyorum. Ama vermiyor. Genelde de. Ama kendine yapıyor Jesus artık. Yani Jesus şu son bir haftada eleştirildiği kadar Türkiye'de hiç, hatta belki kariyerinde hiç eleştirilmedi. Yani şu son bir haftada eleştirildiği kadar. Sevilla maçı bittiği andan itibaren, ki Sevilla maçı Fenerbahçe'nin iyi oynadığı bir maç. İyi oynamasına rağmen eleştirildi Jesus. Evet, dersine iyi çalışmış, rakip analizi doğru yapılmış, pek çok pozisyona girilmiş. Ama maç içerisindeki oyuncu değişiklikleri, taktik duyarsızlığı, rakibe tepkisizliği çok eleştirildi ve yani sonuna kadar ben de o eleştirilerinin altına imza atıyorum. İlk planı çok iyiydi, evet, ama devamındaki müdahaleleri çok yetersizdi. Maç 90 dakika. Hani bu şey değil ki menajerlik oyunu kurduk bıraktık falan, hani oyuncu değişikliklerini de otomatiğe aldık. Öyle bir şey değil ki yani gerçek hayattaki bu düzeydeki futbol. Sevilla ikinci yarıda oyuncu değiştirdiği anda, yani üçlü orta sahaya döndüğü anda bu oyunun şeklinin değişeceği ya o kadar barizdi ki. Bunu hocanın görememiş olma gibi bir ihtimali yok ama buna bir motivasyon konusunda da ben hani kendisine az bir yöntemi olduğunu kabul ediyorum. Hep rakibi favori göstermek de bir motivasyon biçimi. Ondan da verim aldı zaten. Gruptan namağlup çıktı Fenerbahçe. Ama bence artık Fenerbahçe'nin iddiasını koyarak maç öncesindeki o zorunlu basın toplantılarında favori, rakip falan dememeden, ben mesela bu basın toplantısında farklı, kararlı, iddialı bir Jesus bekliyorum. Sen bu iki maçın ortasında maç yapmadın. Büyük bir nimet bu, şans. Fikstürde bay haftana denk geldi. Evet. Adamlar kader maçlarına çıktı Almeyra'yla. Ve yani gidiyordu o maç. Gidiyordu, Almeyra da iyi oynadı. Evet. Küme düşüyor neredeyse Sevilla. Yani can havliyle oynadı. Çok yıprandı. Sakatların sayısı arttı. Ve fiziksel olarak da yıprandı. Sen bay geçtin ligde. Artık bir zahmet favoriyim de ya. Biz favoriyiz. Bu maçı kesin kazanacağız. Umarım bize tura atlatacak skorla kazanırız de bari. Bu kadar mütevazı ol yani. Evet. Ama ya bu kadar da iddiayı koy ortaya. Bunda mütevazılık da var, iddia da var. Bak ben söyleyeyim ya Jesus adına, metnini yazayım yani iletişimci olarak. Fenerbahçe olarak bu maçı da kazanmaya çıkacağız. Bu maçın favorisi kesinlikle biziz. Umarım bu maçı kazanırız ve skor bize turu atlatacak skor olur. Bitti. Bu kadar. Ya şu mesajı futbolcularına ver ya. Tribünün ihtiyacı yok. Tribün sen kazanacaksın diye gidiyor oraya. Fenerbahçe taraftarından bir kişinin bile senin motivasyonuna ihtiyacı yok. Ben tribünün inandığına eminim. Tabii canım. %100. Tribün inanıyor. Fenerbahçeli olmak bu demek değil mi zaten? Çıktığın her maçı kazanmak, buna inanmak. Hı hı. Fenerbahçe en favori olmadığı zamanlarda bile derbilerde neden hep iyi istatistikler elde etti? Çünkü ya biz sizi nasıl olsa yeneriz dedi. Biz sizi nasıl olsa yeneriz dedi. Ya boş ver sen ligdeki yerimize bakma dedi. Bu derbi maç dedi. Biz Fenerbahçe'yiz. Sizi de... Ama Fenerbahçe'nin derbilerdeki üstünlüğü falan kalmadığı gibi artık çıktığı maçlardan önce rakibi favori gösteren teknik adamı var ya. Bilmiyorum, Fenerbahçelilik böyle bir şey değil. Hani sen kazanacağını iddia et. O özgüvenle sahaya çık. Tribünler seni o özgüvenle desteklesin. Hatta medya o özgüvenle maç öncesi haberler yapsın, antrenman haberleri, yorumlar yapsın. Kazan ama elinden geleni oynadıktan sonra ne diyecek ya, bir gücümüz yetmedi der geçersin. Ama işte Fenerbahçelilik, Fenerbahçe motivasyonu bu değil. Ha Jesus'un ki bu görüşe de saygı duyuyorum. Bu da bir yöntem ve bugüne kadar tutmuştu. Şimdi kızıyorsunuz adama ama falan diyorlar bana. Haklılar da, daha önce tuttu bu. Hep favori rakip bizim için lig önce, bizim için lig önce. Ya o hafta lig maçı yok ya. Ne lig öncesi? Boş ver sen lig motivasyonu o. Lig motivasyonu niye karıştırıyorsun maçtan bir gün önce? O başka bir şey. Onu söyleme bari. Rakip favori de. Bizim için öncelik, bizim için öncelik. Bu da giderse sen Sevilla'ya, şu Sevilla'ya küme düşmemeye oynayan, 2 hafta önce 6 yiyen, ondan bir hafta önce evinde Osasuna'dan 3 yiyen, Almeyra'yı güç bela yenen Sevilla'ya favori değilsen zaten, hani favoriyim diyemiyorsan, bak eleyemiyorsan demiyorum, favoriyim diyemiyorsan, o zaman hani sen Fenerbahçe'nin direkt algısıyla oynuyorsun abi. Fenerbahçeli öyle yaşamıyor. 5 yaşındaki Fenerbahçeli de, 90 yaşındaki Fenerbahçeli de her maça kazanmak için çıkıyor Fenerbahçe. Bir kere Fenerbahçe teknik direktörlüğü bu demek. E sen bunu Flamengo'da öğrenemedin. Portekiz'de öğrenemedin mi? Sen gene kazanması için sahaya çıkan takımların başındaydın hep. Kariyerine bakıyoruz, 7-8 tane baba gibi kupa var. Ha, bilmiyorum yani, bence bu maçtan önce Jesus farklı bir motivasyon düşünmeli. Bunu da yapacak kalitede bir adam. Sabah'ın 15. sayfasında şifreyi çözdü, mesajı verdi başlığı var. Sevilla ile oynanan ilk maçın analizini iyi yapan Jesus, tur için taraftarı da ateşledi. Pas oyununa yatkın isimler ve üçlü pres hattıyla İspanyol ekibinin savunmasını yıpratacağını düşünen Portekizli hoca özgüvenini de ikinci maçta şansımız var diyerek dile getirdi. Valencia'nın yanında Batshuayi'yi kullanacağına dair. Tamam, ikinci maçta şansımız var. Evet de maçtan bir gün önceki o basın toplantısında bunu biraz daha yükseltelim. Evet, yarın olacak basın toplantısı. Hocanın da tabii neler söyleyeceğini merak ediyoruz. Dolduracak Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe iyi bir sezon geçiriyor. Bak Avrupa'da da, ligde de. Yani o geri çekilmişlik Fenerbahçe'yi motive etmez. İddiayı koymak, ciddiyetle devam etmek lazım. Yani Jesus'ta dağınık bir hava var sanki. Onun için de kritik bir maç. Yani Sevilla maçı nasıl olsa bizim için lig önemli falan deyip geçiştirilecek bir noktada değil şu anda. Ha, Fenerbahçe kötü oynasaydı Sevilla'da. Sevilla'da 3-0 yenseydi, PSV'yi yendiği gibi bir önceki turda. Evet. Ha, o zaman şunları konuşmuyor olacaktık. Belki daha anlayışlı, Jesus'u bu kadar eleştirmeyen cümleler kuracak. Bu arada PSV'de döndürüyordur avançta işi. Abi çok kötü takım seviye ya. Evet. Ya bak yanlış anlamasın kimse ama. Kötü bir kadro değil ama beraber gerçekten kötü görünüyor. Gelin hep beraber küçümseyelim seviyeyi demeyelim. Demiyoruz, ama yani evet. Takım ortada. Sevilla'nın stoper yok ya takımda hani şu an. Adı yeter falan diyorsan tamam yani bu kupanın Real Madrid'i diyoruz işte. Yani bu kupanın Real Madrid'i ama hani adamların oynadığı futbol da ortada kardeşim ya. Evet. Yani biraz da şey yani böyle yakalamışken diye bir klişesi vardır ya futbolun. Böyle yakalamışken seviyeyi yeneceksin. Ben yeneceğimize inanıyorum. Ama tur olur mu onu bilmiyoruz. Onu bilmiyorum. Bakalım. Olabilir. Milliyet'in 17. sayfasında Krallar iş başında başlığı var. Sevilla'ya karşı 2-0'ın rövanşında geri dönüş arayan Fenerbahçe'de takımın gol yükünü sırtlayan Ener Valencia ve Batshuayi en önemli kozlar olacak. Deneyimli forvetler Kadıköy'de ilk andan itibaren rakip kaleyi abluka altına alacak. Özellikle Ener Valencia'nın forması zaten garanti. Onun yanında kim olacağı tartışılıyor. Michy Batshuayi King'e göre bir adım önde görünüyor Serkan Korkmaz. Böyle de olmalı mı? Olmalı ama ilk maçtaki beşli savunma ve ikili forvet yani ağırlıklı olarak daha çok buna yakındı. Hani 3-5-2 falan değil yani bence 5-3-2'ye daha yakındı. Hatta 5-2-1-2 gibi bir şeydi. Yani çift forvet ilk maçta lükstü. Ama her maç öyle çıkıyor hoca. 3 orta saha da kullanmıyor. 3 tane tipik orta saha. Artık mecbur. Çünkü zaten 2-0 geridesin. Evet. Yani şu anda çift forvet seçimini eleştiremem. Hatta tek forvet çıksa kardeşim bunu birinci maçta yapacaktın deriz. Yani King ve Batshuayi konusunda kafam karışık. King ya bence o maçtaki King ve bir önceki lig maçında Beşiktaşlı Cenk son lig maçında değil. Kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Hani, topu içeri atamadılar. Ama çerçeveyi buldular. Hani kaleciler de ön plandaydı. Biraz üstlerine geldi. King'in ilk vuruşu çok zayıftı bence. Cezalarına da doğru Zaniolo'nun vuruşuyla kıyaslarsan. Tabii çok zayıftı. Çok zayıftı. Pasta verebilirdi. Topu dürttüğü yer yanlıştı. Yani bilmiyorum. King mi Batshuayi mi? Zor bir soru bence. Ben Batshuayi'ciyim normalde. İkisinin ama maç, ben ilk maç 2-0. Ama ilk maç 2-0. Daha çok karambol bulacağına inanıyorsa Batshuayi. Çünkü hani arka direk yapar, ön direk yapar, hırsla pres yapar. Oyun kurmasına izin vermemeye çalışır. Ya o gün ben Fenerbahçe'nin kazanacağına adım gibi eminim de. Yani skorun tura yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. Orta saha seçimi çok kritik. Artık bir daha Crespo, İrfan Can falan sağda, İrfan Can ortada Crespo. Yani pes derim ya. Hani aradaki antrenmanlarda çok ekstra bir şeyler olmuş olması lazım. Yazık olur yani. Şu anda da yazık. Keşke o ikinci gol olmasaydı hiç. Evet, ikinci gol hakikaten bayağı gereksiz oldu. Sabah gazetesinde bir tartışma konusu vardı. Manşetlerde de ekrana taşımıştım. Bunun üstüne biz de konuşalım. Vişça ve Gezel olsaydı puan durumu farklıydı. Kesinlikle. Yorumları var. Beşiktaş'ta Gezel, Trabzonspor'da Edin Vişça sezon başından itibaren forma giyselerdi Süper Lig için nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Bu iki ustanın yokluğu takımların şampiyonluk yarışını etkiledi mi? Sabah gazetesinde yer alıyor ve hem Vişça'nın hem Gezel'in bu sezonki performanslarına değinilmiş. Ama tabii 6'şar maç oynadılar. Çok fazla iz bırakma şansları olmadı. Yazarların yorumları var. Ne kadar fark olurdu? Ne kadar fark etti? Yani sıralama belki değişmezdi ama yani sıralama değişir puan miydi? Farkları evet. Arasında, edinilen puanlar arasında çok fark olurdu. Şöyle bakalım hani takımları birbiriyle mevki de kıyaslayabiliriz. Genel performans olarak, işte teknik adam performansı olarak falan da kıyaslayabiliriz. Mevki kıyasladığında işte hani kaleci kıyaslamak falan çok kolay. Muslera mı iyi, Uğurcan mı iyi falan diye. Ama hani bakarsan mevki kıyasla Galatasaray orada Raşit Say'ı denedi, Yunus'u denedi, Barış Alper'i denedi. Ki liderden bahsediyoruz. Hani evet. Herkesin haklı lider dediği takımdan. Bak Fenerbahçe orada İrfan Can'ı oynatıyor. Hani sende Gezal'la Vişça var, kullanamıyorsun. Hani sadece mevki bazında bakalım. Ki Gezal... Hani bir sağ açıktan falan çok daha fazlası bir adam. Yani oyunun çimentosu adam. Hani oyun kurucu kanat. Oyun kurucu. Evet. Larin diye bir adam üretti. Evet. Yani Larin diye bir adam Beşiktaş'a hava yaptı. 2 milyon euro falan istediği yılda. Kardeşim yani sen hani Gezal'ın bir yan ürünüsün yani. Yani sidekick'isin derler yani. Yanındakisin yani. Gezal'ın bonusu. Abubakar'dan seken toplarını atan adamsın. Tamam çok attın. Çünkü Gezal, çünkü Abubakar. Hani orada hani affedersin istim üstündeki bir Abubakar ve Gezal'ın sol açığı Muleka olsa belki senin kadar atmasa da sana yakın atardı yani. Hiç şüphem yok ki o da senin gibi iyi bir sol açık değil bence. Böyle yanılsamalar yaratacak kadar büyük futbolcu Kezal. Bazı futbolcuların rakipte ya da kendi takımında ve teknik adamların kaderini etkileyecek kadar büyük futbolcu Gezal. Gezal bu ligdeki en büyük futbolculardan birisi. Ama unuttuk. Vişça futbol tarihimize adını kazımış bir adam. Başakşehir Vişça olmasa şampiyon olabilir miydi? İmkansız. Vişça'yı çıkarttığında Başakşehir'in son yıllardaki performansı Avcı döneminde, Okan Buruk döneminde böyle bir şey görebilir miydik? Yani Başakşehir şampiyonluğa oynayan bir takım olamaz. Peki Vişça kaça geldi? Ne kadar oynadı? Bizim milli takımımızdaki 3-4 futbolcu Türkçe konuşamıyorken Vişça neredeyse pek çok gurbetçi tırnak içinde futbolcumuzdan daha iyi Türkçe konuşurken bu adam için ne söylenebilir ya? Sadece hayranlık besleyebiliriz Vişça'ya. 2011'de 400.000 euro karşılığında geliyor Başakşehir'e. Türk futbol tarihinin de en iyi transferlerinden biri. Evet. Atiba'yı, yani Vişça'yı, bak mesela onlara göre çok çok daha maliyetli olan Muslera'yı farklı farklı kategorilerde, farklı farklı değerlendirilecek ve farklı farklı mevkilerde oynayan bu isimleri çok ayırmamız lazım. Muslera 12 yıldır Galatasaray'da arkadaşım. Neler yaşadığını şu an hatırlayamayız. Seninle alt alta yazamayız. Evet. Kupa olarak falan. Maç gitmeye kalksak sadece Muslera nedeniyle kazanılan 3 puanları bile sayamayız. Yani öyle bir şeyi bulamayız biz. Yani ne oysa ki büyük takımlarda bir kaleci kaç tane maç kazandırır yılda? 3. Zaten takım kazanıyordur. Ona 3 kere gerek olmuştur. Yani Muslera, Atiba ki hani şu an düşüş döneminde gençler lütfen hani yeni futbolla çok ilgilenenler, minikler hani Atiba'nın ne olduğunu biraz daha kavrasınlar. Minikler kaç yıldır. İlgileniyorlar mı ya futbolla? İlgilenmiyorlar diye bir endişem var. Roblox falan oynuyorlar. Evet. Keşke ilgilenselerdi. Keşke biz böyle bir ortam oluşturabilsek. Başka Muslera, Atiba, Vişça. Başka bence Maxim Beşiktaş'ın aldığı. Anadolu seviyesi için çok iyi bir oyuncu. Bence Beşiktaş seviyesi için de iyi bir oyuncu ama yani daha yeni geldi adam. Yani bekle ama yaşı çok ilerledi. Dele Alli varsa elinde evet Maxim iyi bir oyuncu. Yani Dele Alli'nin yerine onu koyuyorsan evet iyi bir transfer. Bu işte Maxim'in Türk futboluna neler kattığını bile anlatıyor. Yani Dele Alli dediğin adam bir dönem İngiltere'de. Dele Alli'den iyi oyuncu. Yani şu an. Evet. Yani işte Maxim. Yani söylemesi garip ama maliyetlerine bakalım Maxim'in. Yani böyle sayabildiğimizde çok fazla transfer yok. Umarım bu transferlerin sayısı artar. Düşük maliyetlerle gelip büyük değerler yaratmış Vişçalar, Atiba'ların sayısı artar. Hani şu anda gerçi hani Zaniolo, Icardi seviyelerinde Galatasaray mesela. Batshuayi dediğin adamın bonservisi Fenerbahçe'de. Bu çok önemli bir şey. Bakma sen. Evet. Valencia Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bu da çok önemli bir şey. Yani önümüzdeki sezon nasıl kadrolar olacak? Onu öngörmek çok kolay değil. Bu tip maçlarla işte bunlar belirlenecek. Mesela Arda'nın bir gol bir asist yapması Perşembe günü bütün kariyerini etkileyecek. Hatta belki Fenerbahçe'nin ekonomik durumunu bile etkileyecek. Yani 50'ye çıkarsa bile şaşırmam ben böyle bir yetenek. 50 ederse şaşırmam. Ha, onu böyle 15'e 20'ye bitirme operasyonu da var sanki. Hani valla Arda'nın ismi şu an bence 20. Ya ben yurt dışında oynamak istemiyorum, Türkiye'de çok mutluyum, asla Avrupa'da futbol oynamayacağım diyen Arda bile 20 milyon eder. Rahatlıkla eder. Etmesi de gerekiyor ama kullanmak lazım ki. Ama bunu da buradan söyleyelim yani. Ucuza gitti dedirtmeyin. Evet. Bu çocuğa da değer katmak için o daha çok oynatmanız gerekiyor. Beşiktaş sayfalarına bakacağız. Foto Maç gazetesinde bir 4. sayfaya bakalım. O bir çilingir başlığı var. Abubakar Karakartal'ın kilidini açan isim oldu. Vegors'un ayrılığı sonrası gelen Abubakar 6 maçta 2 gol atarken bir de asist yaptı. Kamerunlu forvetin gün geçtikçe artan performansı camianın da yüzünü güldürdü. İlk maçlarında biraz acaba o seviyede uzak mı kalacak mı endişesi vardı ama. Adam yol yorgunuydu kardeşim evet. Ya. Bir de hani kolay değil. Cristiano Ronaldo gelmiş yani. Hani adam duygusal olarak da bir şeyler yaşıyor. Sadece fiziksel bir uyum falan değil ki. Abubakar Ronaldo'dan iyi diyormuşum şimdi. Abi bazı açılardan iyi be. Bence yani şu Ronaldo'dan. Tabii şu Ronaldo'dan. Abubakar bence hani Türkiye'de oynaması falan mucizevi bir şey ya şu yetenekle. O da uzun sakatlıkları olmasa. Ya şu an Zaniolo, Abubakar, Icardi falan bu ülkede ya. Ha böyle söyleyebileceğimiz başka kim var? Ha belki Borini. Bir şey söyleyeyim mi? Bu ligde Muslera oynadığına, bak bu ligde oynadığına en inanamadığım oyuncu benim Torreira. Hepsinin Torreira. Arasında. Doğru. Yani hepsinin bir defoları kendi var. Mevkiinde. Hepsinin bir defoları var kendi içerisinde. Mertens mesela. Mertens'i yaşlı diyebilirsin. Icardi işte eşiyle problemleri var. Böyle bir karakteri, böyle bir oyuncuyu takımında barındırmak istemeyebilirsin. Defo görebilirsin bunu. Zaniolo 2 çapraz ameliyatı var. Psikolojik sorunları var. Zaten Roma'da istemiyorlardı. Defo görebilirsin. Bunun gibi birçok şey söyleyebiliriz birçok oyuncu için ama Torreira için söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bu ligde oynuyor olması hakikaten bayağı saçma bir şey bence. Ve hani 6 milyon gibi bir bedelle, evet, değil mi? Garip bir şey yani. Garip bir durum. Ha, bu arada Yusuf Demir de 6 milyon. Evet. Çok enteresan bir şey. Hakikaten ben de Torreira konusunda %100. Yani mevkisi fuleli mevki olmadığı için geri planda kalıyor. Ama. Dikkat çekmiyor. Evet. Ama yani hani mesela Fenerbahçe Alex'ini bulamadı, Galatasaray Hacı'sini bulamadı falan dersin hani. Galatasaray'da yıllardır aranan bir Melo vardır. Bir Fernando dönemi bir susuldu. Bir susuldu onda, evet, da. Tam emin olunamadı. Bir de şimdi susuluyor. Markao'yu arayan var mı? Bu da Abdülkerim'in büyüklüğü. Yok. Bir kez daha vurgulayalım. Evet. Çok çok iyi iş çıkartıyor Abdülkerim. Fanatik gazetesinde zannediyorum bu arka kapak. Abubakar'ın işte Abu'nun şifresi başlığı var. Abubakar'ın Türk asıllı Belçikalı özel antrenörü Selim Demirci, yıldız oyuncunun 2 haftalık yükselişini Fanatik'e anlattı. 2 hafta önce İstanbul'a geldim. Onunla haftada 3 kez 45'er dakikalık özel antrenmanlar yapıyoruz ve sadece ihtiyacı olan şeylere odaklanıyoruz. Bu süreçte fiziksel durum, hız, top sürme ve hedefe kitlenme konusunda gelişim kaydetti. Abu'nun zayıf yönleri yok ancak mükemmeliyetçi biri olmasından dolayı tüm özelliklerini geliştiriyoruz. 2 haftalık süreçte yaptığımız antrenmanlar hemen karşılığını verdi. Beşiktaş'la çıktığı 2 maçta da gol attı. Bunun devam etmesini bekliyorum demiş antrenörü. Çok büyük bir golcü, çok büyük futbolcu. Ne mutlu Beşiktaşlılara, Abubakar'ları var yani. Çok. Yani şöyle bir durum, işte Icardi'li Galatasaray varken şunu ya bizim de Abubakar'ımız var diyebiliyorsun bence. Evet. Bence denebilecek bir cümle bu. Bir de Cenk de sende mesela. Hani evet. Bayağı önemli 2 futbolcu onlar. Ama işte Gezalsızlık çok kötü etkiledi. Sabah gazetesi 17. sayfa. Uçan kaçan Abubakar, Kamerunlu forvet aradığı atmosferi bulunca coştu. Yıldız oyuncu özel hocasıyla fiziğini güçlendirdi. Salih Uçan'la da iyi anlaşan Abubakar 2 haftada arkadaşından 2 asist katkısı aldı demiş Sabah gazetesi. Milliyet Spor, Milliyet'te teşhis doğru, tedavi isabetli başlığını görüyoruz. Yine zannediyorum ki arka sayfa. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in verimsiz yabancılar Enkudu, Deli Ali ve Atiba'yı gözden çıkararak yeni transferler Onur, Koli ve Hacı Ahmetovic'i ilk 11'e monte etmesi takımı ayağa kaldırdı. Ankara Gücü'nden sonra Başakşehir'i mağlup eden Kartal geleceğe umutla bakmaya başladı. Evet ama gerek Galatasaray'ın bu haftaki Kasımpaşa galibiyeti gerekse Beşiktaş'ın Başakşehir galibiyeti biraz yanıltıcı olabilir takımlar için. Yani her iki takımın da ben çok iyi oynadığı görüşünde değilim. Ama Beşiktaş'ın ne olursa olsun Başakşehir gibi önemli bir rakibi yenmesi Beşiktaş camiasına özgüven aşıladı ve çok mutlu etti. Bu arada bizi Japonya'dan izleyen biri var. Serhat Umar. Selam söylüyor. Çok çok selamlar. Serhat Hoca izliyormuş bizi. Bu hafta da kazandılar. Skip Bey'le birlikte değil Skip mi orada? Skip Hoca ile beraber Hiroşima'da, evet, devam ediyorlar. Çok çok selamlar. O da çok enteresan bir hikaye. Ya, Serhat Hoca'nınki. Serhat Hoca yani Japonya futbol endüstrisinde önemli bir ülke bakma sen. Ama Serhat Hoca'dan bizim faydalanmamız lazım ya. Evet. Serhat Umar çok büyük deneyime sahip. Çok. Diller biliyor. Genç yaşında tabii. UEFA Pro lisans sahibi ve ben ondan futbol dinlemeyi de çok seviyorum. Onunla futbol konuşmayı da çok seviyorum. Valla zaten göreceğiz onu sıklıkla Türkiye'de. Evet, yolu açık olsun diyelim. Bu hafta kazandılar, devamında bekliyoruz Hiroşima'dan. Milliyet gazetesinde o teşhis doğru tedavi isabetli haberini okuduk. Devre arasında yapılan katkı Serkan Korkmaz. Çok önemli. Yeni dönem için de bir çalışma mıdır? Yeni dönem için, bundan sonraki sezon için size umut veriyor mu Beşiktaş adına? Yani Hacı Ahmetoviç de, Abubakar da, Onur Bulut özellikle. Yani Koli hakkında çok net bir şey söyleyemiyorum. Ama Hacı Ahmetoviç, Onur ve Abubakar çok önemli transferler. Çok önemli transferler. Evet, gelecek adına özellikle Onur. Yani Beşiktaş'ın sembol, değişmez, bayrak isimlerinden biri olmaya namzet. Cenk gidecek mi, kalacak mı? İşte Cenk'e bir Amerika, bir Çin, iki farklı talip Chicago var galiba. Chicago Fire adı geçiyor. Vallahi Chicago'da muhteşem bir yerdir yani. Hani... Ben gitmedim vallahi. İyi midir? Eğer gelir iyiyse tutamazsınız. Tutamazsınız. Ya 2 milyon dolarlardan bahsediliyor. Ya Beşiktaş o parayı zaten veriyor benim bildiğim kadarıyla Cenk'e ya. Yok, Cenk benim bildiğim kadarıyla 550-600 bin euro bandında bir para alıyor. 1 milyon euro kazanıyor. Ciddi misin? Tabii, tabii. O zaman kesin bırakmasın Beşiktaş yani. Öyle bir yeteneği almak için vereceği paralar belli günümüz futbolunda. Evet. Yani Cenk'e hadi gönderdin ya da elinden kayıp gitti. Bir Cenk daha bulman için 10-15 milyonluk olursun yani. Yani yerli bir Cenk bulmak zaten mümkün değil herhalde. Çok zor. Hatta şu an imkansız gördüğüm kadarıyla. Takvim gazetesinde bu haber var. Bu konuyla alakalı. Cenk'in kafası karıştı. Sürpriz transfer teklifi Beşiktaş'ın golcüsünü olumsuz etkiledi demiş Takvim gazetesi. Nereden teklif? Amerika'dan. Amerika, Chicago'yu evet, diyor. Evet, Chicago. Bir de Çin varmış ya. Çin'i duymadım. Gitmez Çin'e ya. Gitmez. Gitmez. Ben olsam gitmem. Abi gidilir, niye gidilmesin canım? Yani orada da sonuçta bir kere değişik bir kültürde yaşamak, aile için hem bireysel tekamülünde bunlar çok önemli şeyler. Hani o da bir temsil, o da bir elçilik. Öyle. Gelir de iyiyse. Japonya'ya giderim. Hiç düşünmem. Kore'ye de giderim. Ama Çin'e gitmem futbolcu olsam. Vallahi ben saydıkların içinde Kore daha sıcak geliyor bana. Hı hı. Hem insan, hem etkileşim. Hani orada bir de Türklere karşı çok evet, pozitif bir tutum var. Hani onlar için savaştığımız dönemde orada verdiğimiz şehitler, şehitliğimiz var. Yemeklerini falan da Çin ve Japon yemeklerine göre bir tık daha severim. Aralarında Kore daha ideal. Ya bence hayat tarzı olarak da hani Gangnam Style değil tabii ki benim tabii tarzım ama çok iyi bir Kore sineması var bir kere. Tabii çok ki iyi bir Kore sineması var. Kim Ki-duk. Kim Ki-duk tabii ki. Bu arada dizileri de çok iyi bence. Ama ben Wong Kar-wai'yi hayranıyımdır. Kar-wai Wong. Wong Kar-wai diye de söylenir, doğrudur. Dizileri izliyor musun? Dizilerinde çok tatmin olmuyorum. Çünkü yaş grubu ve hedefleri ölçüsünde. Mesela Squid Game aslında çok güzel bir fikir. Ama çok küçük bir yaş grubuna hedeflenerek yapılmış bir senaryo. Keyif aldım mı? Çok aldım. Ama hani 18-19 yaşımdayken keyiften köpürebilirdim. Hı hı. Ama hani bu yaşıma çok... Yani benim yaşım için bir Squid Game yapılmış olsaydı... Tahmin ediyorum çok efsane olurdu yani hani kült olurdu. Bence çok iyi dizileri var, birkaç tane var, tavsiye ederim. Var, çok iyi dizileri var. Çok iyi filmleri de var. Parazit de çok iyi bir film çok bence. Film. Gerçekten çok nitelikli, evet, çok özel bir film. Dünyadaki bütün kültürlerde oturan bir hikaye. Yani alt sınıf, üst sınıf, Parazit çok önemli. Çok büyük bir film. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Çok da politik bir film bence bu arada. Öyle eğlencelik, fantastik falan gibi gelmesin yani. Politik. Çok politik bir film. Ama bence yönetmenin en iyi filmi bile değil. Onu da doğru söylüyorsun. Daha iyi filmleri var. Bong Joon-ho'nun çok daha iyi filmleri de var. Yani Kore sineması, Kore yemekleri, Kore ile olan ikili ilişkilerimiz evet, bana Kore'yi daha yakın gösteriyor. Ben de ama ikinci tercihim Japonya oldum değil, onu da söyleyeyim. Benim ikinci tercihim Japonya olur ama Kore bir. Evet, tamam, ikna oldum. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor'da Edin Vişça'dan bahsedeceğiz mutlaka. Foto Maç'ın ikinci sayfasına bir bakalım. Seni çok özlemişiz başlığını görüyoruz. Edin Vişça'nın muhteşem dönüşü Trabzonspor'da yüzleri güldürdü. 4 dakikada bir gol bir asist üretti Bosnalı oyuncu Adana Demirspor mücadelesinde ve takımı fabrika ayarlarına geri döndürdü diyor Foto Maç gazetesi. Fanatik'in 4. sayfasında Azmin Zaferi başlığı var. Edin Vişça'dan bahsediliyor. Sezonun henüz başında kolu kırıldı. Döndükten sonra bu kez köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Herkes onun için bu yıl artık katkı veremez yorumlarında bulunurken Edin Vişça sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı diyor Fanatik gazetesi herhalde ligin kalan bölümünde de takıma kademe kademe de dakikalarını arttırarak yardımcı olacak. Edin Vişça yaşayan bir Süper Lig efsanesidir. Ben bu kadar, ben bu cümleyi layık görüyorum kendisine. Yaşayan bir Süper Lig efsanesi. Trabzon'la 37 yıl sonra Başakşehir'le tarihinde ilk kez şampiyonluk yaşamış bir isimden bahsediyoruz. Evet. Yaşayan bir Süper Lig efsanesi. 400 bin dolara gelmiş bir isimden bahsediyoruz. Ve şu anda ana dili gibi Türkçe konuşan bir isimden bahsediyoruz. Bir gün bununla ilgili bir belgesel yapılırsa ya da bununla ilgili bir dokümanter çıkartılırsa ya da bununla ilgili bir tez yazılırsa bir spor akademisinde falan, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli yabancı sporcular listesinde hani en üst sıralarda görmezsem çok şaşıracağım biz. %100. Bence son 10 yılında Muslera ile beraber Süper Lig'in en iyi yabancı oyuncusu. Çok net söylüyorum. Düzenli olarak oğlum futbol oynasa örnek göstereceğim de bir karakter. Evet. Teknik dışında. Çok iyi, çok düzgün bir karakter. Yani süper bir adam yani. İyi ki gelmiş. Vişça. Hakikaten özlemiştik. Evet. Hoş geldi. Onu izlemek hakikaten son derece keyifli. Çok özel bir adam. Son 10 dakikaya doğru gidiyoruz aşağı yukarı. Dış basında da bazı haberler var. Belki biraz Şampiyonlar Ligi'ne dair de konuşabiliriz. Porto Inter var bu akşam, başka? Porto Inter maçı var. Bir maç daha var. Manchester City Leipzig'le oynuyor. Oo, da enteresan maçmış. Evet. Ama Porto Inter, ya Inter'in de yani kardeşim anlamak mümkün değil. Yani bir maçı bir maçını tutmuyor. Yani yener mi yener, yenilir mi yenilir yani. Hiç belli olmaz Porto Inter. Zor maç. 1-0'ın rövanşı Inter için iş bitmiş değil. City çok kazanır diye düşünüyorum ya. Leipzig kazanır. Karşısında. Leipzig eski Leipzig değiller zaten, ne kadar yeni bir takımlar. Evet. Leipzig eski Leipzig değil. Star Sport'a bir bakalım. Dış basına bir göz atalım. Nakinon Kevensdor. Nakinon Kevensdor'a. Cat Stevens'ın efsane şarkısı. Bob Dylan. Aa, pardon, Bob Dylan'ın, çok özür dilerim. Guns N' Roses'ta cover'ı. Guns N' Roses'ın cover'ı. Biz tabii o benim kuşağım, oradan biliyoruz. Ben sevmem Guns N' Roses. Aa yok, ben Axl Rose yorumunu daha çok severim. Ben Bob Dylan'ı tercih ediyorum ikisi arasında. Nakinon Kevensdor demiş gazete. Pep Guardiola'nın onun performansıyla alakalı kafasında soru işaretleri ya benim var. Daha fazlasını yapması ne oldu çocuğa gerektiğini söylüyor. Evet, düştü son 1-2 ayda. Dünya Kupası'ndan sonra aynı şekilde dönemedi. Birikmiş yorgunluk. Olabilir. Birikmiş yorgunluk. Çünkü çok büyük bir kulüpte oynuyor. Yani büyük bir kulüp demeyelim de çok güçlü bir takımda oynuyor. Büyük kulüp olmak öyle kolay değil. Çok uzun süreler birçok kulvarda sonuna kadar gidiyor takım ve o çok değişmeden oynuyor yıllardır. Yani oyuncular evet para kazanıyorlar. Üstlerinde çok büyük bir ilgi var. Ama makine gibi de davranılıyor bazen. Ya, biliyorsun Belçika futboluna da takığımdır olumsuz anlamda. Evet. Yani Belçika futbolu deyince hani FIFA dünya sıralamasında bu kadar yıldır anlamsız yere birincilikleri, ama Kevin De Bruyne bir yana, Belçika futbolu bir yana benim için. Yani Kevin De Bruyne gelmiş geçmiş dünya tarihinin en büyük orta sahalarından biri bence. Aynı ve modern, en azından hani modern futbol diye çizgiyi nereden çekeriz bilmiyorum ama modern futbolun en büyük orta sahası. Mevcutlar arasında %100 katılıyorum. En büyük. Ve o yüzden ondaki bu düşüş hepimizi etkilemiş gözüküyor. Hani ben etkilendim. Yani izliyorum Manchester City'yi. Manchester City'de dişlilerde aksayan yer De Bruyne abi. Kabul edelim yani bunu. İlkay'dan beklediğimizin üstünde bir performans gördüğümüz gibi De Bruyne'den de beklediğimizin altında bir performans görüyoruz. Arsenal'de bunu iyi değerlendirdi. Yani Manchester'ın artık tabii yeri doldurulması çok zor bir oyuncu. Hani biraz yedeğe çekseler diyeceğim. Kimi koyacaksın ki? Yani yok, bu adamı da hani her an bir şey yapar diye oynatmak zorundasın. Adam seni sırtında taşımış. Evet. Sen yok, de adamı... yerine kimi koyabilirsin ki hakikaten? Yani ya ancak şöyle zaten... mümkün onu yedek bırakmak. Pep, baba ikimiz de yorulduk. Ben biraz dinleneyim derse bırak. Yani çünkü bu adam takımın en önemli adamı. Evet. Yani Haaland değil bu. Ama ya kötü oynuyor ya. Kevin De Bruyne olmasa, yani Kevin De Bruyne diye bir adam olmasa Haaland bu kadar gol atamaz. 31 yaşında, 91'li. İşte ufak ufak. Sona doğru mu geliyor? Yani son 2-3, önümüzdeki 2-3 senesi geride kalan 2-3 seneden daha iyi olmaz. Mümkün değil. Evet, mümkün değil. Ama bu sene çok kritikti. İşte Arsenal'de tam o boşluğu iyi değerlendirdi. Ve sebep bunda De Bruyne bence. De Bruyne'nin evet yükselişi söz konusu olsaydı düşüşten ziyade. Geçen seneki olsaydı hala kafa kafayalardı yani. Evet. Bu sezon orada onun pozisyonunda Martin Ödegaard. Abi vuruyor, kötü vuruyor. Pas veriyor, gitmiyor falan yani. Hani ha ama şeyi yapıyor. Mertensvari dinamik bir şekilde hani oyunu iki yönlü oynayan adam ya bu. Savunma katkısı hala iyi. Ama abi ofansta yok ya. Yanlış yere deplase oluyor. Aldığı top yani bir kafa karışıklığı yaşıyor. Belki özel hayatında mı bir şey var acaba? Belki fiziksel bir düşüş değildir. Belki de özel hayatında bir şey vardır. Bilmiyoruz tabii. Evet. Olabilir. Her bir problem olabilir. Mutsuz da gözüküyor. Sıkılmış da olabilirler. Ya Pep Guardiola'yla çalışıyorlar. Oyuncuların ondan sıkıldığını stat sürekli çok dolu. Para akıyor. Evet. Başarılısın da. Gidiyorsun Pep Guardiola. Sorununla ilgilenen profesyoneller var. Hani rahat batmış da olabilir belki. Olabilir. Ama yok, Guardiola'dan hakikaten şikayet eden oyuncular olduğu hep söylenir. Cancelo mesela. Ne diyor? Yani sıkıcı buluyorlar. Çok aşırı bir baskı üstlerinde hissediyormuş oyuncuların birçoğu. Yorucu bir adam. Yani yorucu her dakika, evet, her dakika kravatını düzelt bilmem ne falan mutlaka bir şeylerle uğraşıyordur yani. Sürekli üst düzey beklentisi olan bir insan. Yani onu Guardiola yapan özelliği de bu zaten. Marka gazetesine bakalım. İspanya'da tatsız bir gündem var. Özellikle Barcelona ile alakalı. Negreira davası İspanyol futbolunu gölgede bıraktı. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın açıklaması var. Utanıyorum. Barcelona hakkında bir açıklama yapamıyorum. Yüksek Spor Konseyi davada zulmediyor. Savcılık Enrique ve Valverde'nin tanıklık etmesini istiyor. Gerginlik hakem kararlarını etkiliyor. İfadeleri söz konusu. Laporta bize menajerlik yapan tüm alçaklarla yüzleşmek istiyorum demiş. Böyle bir problem var. Barcelona hakem, Merkez Hakem Kurulu'na para verdi, vermedi gibi tartışmalar söz konusu. İspanya'da gündem şu anda bu. Konunun detayına da indiğimi söyleyemeyeceğim. Biliyorum, konudan haberdarım. Başlıkta düdüklü tencere, oya, apresyon. Güzel. Evet. Fakat marka, hani Barcelona konusunda sübjektif bir yayın organı. Evet. Ben bunu markadan takip etmek istemem bu haberi. Nereden takip edelim? El Mundo Deportivo'dan. Şöyle yapabiliriz. Yani daha ciddiyetli mesela. Hani Guardian'ın kısıtlı spor sayfasından, işte Le Figaro'nun kısıtlı, yani illa spor medyasından takip etmiyor. Çünkü hani spor aynı zamanda da çok politik bir hadise. Evet. Şimdi İngiliz'i, İtalyan'ı, Alman'ı bulmuşken Barcelona'dan yıpratmak ister İspanya futbolunu. Ama hani buna Guardian ne kadar alet olur? Le Figaro ne kadar adet olur? İşte Fransa'da ciddi bir gazete, Almanya'da ciddi bir gazete. Onlara bakmak lazım. Hani kalkıp bunu Bild'den falan takip edersen sıkıntı olur. Evet. Ya da Daily Mirror'dan falan. Dış haberlerde bir tane daha manşet var. Corriere dello Sport'ta Forza Inzaghi demiş gazete. Inter'in son çeyrek finalinin Şampiyonlar Ligi'nde 2010-2011 sezonunda olduğu hatırlatılıyor. Ve takımdan İtalyan basınının beklentisi var. Porto karşısında ilk maçı 1-0 kazandılar. Ancak bu mücadele Dragao'da neler getirebilir bunu bilmiyorlar. Bazı şüpheler de olabilir. Porto da işte çok enteresan bir takım tabii. Yani evet. Bu maç her şeye gebe. Ben izleyeceğim maçı. Günün diğer maçı neydi? Real Madrid, City Leipzig. City Leipzig. O maç daha tempolu olacaktır. Buna göre daha keyifli olacaktır ama bu maçın sonuçları daha enteresan olacağı için bu maça bir bakacağım. Çok sıkarsa diğer tarafa geçerim. Bir Trabzon yerel basınına bakalım. İzmir yerel basınından da yine haberler var. Trabzon Karadeniz Güne Bakış gazetesinde annesi için dua istedi başlığı var. Trabzonspor Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti. Skor 4-1. Vitor Hugo Ümraniyespor maçında yoktu ve bunun sebebini açıklıyor sevgili seyirciler. Golü annesine armağan ediyor. Annesinin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getiriyor. Lütfen annem için dua edin demiş. Vitor Hugo. Dualarımızı esirgemeyelim. Sonuçta yani bir anne Ve bu çocuk da bence Türkiye'de çok iyi iş çıkarttı. Tarihe geçen Trabzon kadrosunda yer aldı. Attığı son golde yine onun klasına yakışır bir goldü. Yani üzülüyorum tabii böyle şeyler duyunca. Başka bir arkadaşım da, buradan ona da sevgilerimi yolluyorum, Ankara'da annesinin başında. Ona da güç diliyorum. Bir yayına girmeden önce konuştum. Yani hakikaten kolay değil ya. İnşallah toparlanırlar. İnşallah. Yeni Asır gazetesine bakalım. 16. sayfa. Serkan Korkmaz, Karşıyaka'nın basketbolda Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyeti hatırlattı. Ama futbolda son haftalar biraz daha kötü gidiyor. Kafkaf olumsuz sonuçların ardından 18 hafta sonra playoff hattından çıktı. Karşıyaka ağır yaralı. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra 1,5 sene içinde 33 transfer yapan şampiyonluk hedefindeki KSK, son Karaköprü yenilgisiyle 39 puanda kalarak kendisini ilk 6'nın dışında buldu. Lider Mersin'in 9 puan gerisine düştü. Yani şampiyon olup çıkmak epey zorlaştı. Ama en azından bir playoff heyecanı yaşamak hala mümkün. Playoff heyecanı yaşamak Karşıyakalar çok sevmiyordur. Evet, yani bizim playoff anılarımız çok kötü. İyi değil, evet. Ama şöyle diyeyim, şöyle özetleyeyim, küçük bir muhasebe yapayım. Karşıyakalı kardeşlerim de mazur görsün. Karşıyaka'nın basketbol operasyonu ne kadar başarılı ve ne kadar örnek gösterilecek bir operasyonsa, futbol operasyonu o kadar başarısız ve kötü bir organizasyon. Uzak durulması gereken, hiç örnek alınmaması gereken bir organizasyon. Karşıyaka basketbolu Türk spor tarihinin en önemli hikayelerinden biridir ve örnek alınmalıdır. %100. Devam edelim. Karşıyaka ağır yaralı dedik. Yeni Asır 18. sayfaya bir bakalım. Arda'ya süper takip başlığını görüyoruz. Göztepe'nin vitrine çıkardığı genç file bekçisi performansıyla devlerin dikkatini çekti diyor gazete. Arda Özçimen Süper Lig ekiplerinin radarında. Ligde son 6 maçta kaleyi devraldı Arda. Trabzonspor, Başakşehir ve Adana Demirspor scoutlarının da oyuncuyu takip ettiği öğrenildi. Kulüpler sezon sonu Göztepe'nin kapısını çalacak. Ben henüz alıcı gözle izlemedim ama Yeni Asır'daki bu haberin ardından Arda'ya da daha farklı bakacağım. İyi kalecilerimiz var, onlardan biri olabilir. Yo, iyi kaleci. Hani ama çok alıcı gözle ben de incelemedim ama iyi bir kaleci olduğunu biliyorum. Sona geldik Serkan Korkmaz. Şu sayfada Yeni Asır mı? O sayfa Kayseri sayfası. Ha, Kayseri, tamam. Kayseri Sporu, çünkü 19 takımı Ankara Sporu yenmiş. Antalya'da 45 yıldır lig maçı kazanılamamasına yine dikkat çekilmiş Kayseri gazetesinde ve Mecit Hüseyin'i ile ilgili de yine haberler var. Karşıyaka basketbol takımının Fenerbahçe'yi yenişi herhalde... bu Anadolu baskısı. Yani. Evet, olabilir. Altınordu'da da bu arada Gökhan Ünal'la yollar ayrıldı. Yani. Yine gazetede Yeni Asır'da yer alan haberlerden bir tanesi bu. Teşekkür ediyorum Serkan Korkmaz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz programımıza. A Spor'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.